Merhaba değerli izleyiciler. Derdimiz Hayat'ta bugün Bünyamin Bezici ve Ali Büyükaslan'la birlikte neşe üzerine konuşacağız. Neşe çok alışılmış bir konu değil aslında. Hepimiz neşeli olmak istiyoruz. Neşe hayatımızın esaslı bir parçası olsun istiyoruz ama neşe üzerine konuşmak öyle çok da beklenen bir şey değil. Neşe nasıl konuşulur açıkçası daha başlangıç etaplarında ben de bilmiyorum. Bugün neşe üzerine konuşacağız. Açıkçası neşeden yola çıkarak mutluluğa, bayrama, sevince, neşe kavramının etrafında dolaşabileceğimiz hemen her yere ulaşmaya çalışacağız. Neşemiz daim olsun diye başlayarak o zaman ben doğrudan Bünyamin Bey'le tartışmayı ya da muhabbeti başlatayım. Hocam, neşe dediğimizde aklına ne geliyor? Yani bunun teknik, akademik, ne bileyim böyle sözlük tanımlarını bir tarafa bırakarak Bünyamin Bezici'nin dünyasında neşe nasıl bir şey? Bu yaklaşan güzel günleri de dikkate alarak bunun etrafında biraz ilerleyelim istiyorum. Evet, ama ne zaman benle başlarsan mesele başka yerlere gidiyor. Öyle Bakalım mi? Ne yapalım? bu sefer nasıl olacak bilmiyorum program. Senden başlayalım. Bence senin savurduğun yerler önemli. Orada Evet, eyvallah. ilerleyebiliriz. Eyvallah. Şimdi yani neşe meselesi, neşe konusunda konuşmak bizim için gerçekten yani zor gibi duruyor. Çünkü baktığımız zaman yani neşeyi nerede aradığımız, nerede bulduğumuz meselesi oldukça karışık bir şey. Hatta belki de aslında neşe yerine hani bu tasavvuftaki neşve üzerinden konuşmak. Çünkü neşe dediğimiz şey biraz şöyle bir şey. Aslında modern dünyada o Kartezyen felsefenin bir şekilde ikiye böldüğü dünyada yani kalp ile aklı ikiye böldüğü dünyada aslında neşe ile acıyı da ikiye böldüğü bir hayatla alakalı olarak düşünülüyor. Oysa dikkat edersek yani bizim dünyamız çok öyle değil. Bizim dünyamızda aslında bir nevi bir vahdet dünyası. Hani şöyle demek lazım belki. Mesela klasik Hristiyani Batı kavrayışı aslında teslis üzerine oturuyordu. Ama modern düşünce, Kartezyen felsefe hep ikilikler dünyası yarattı. Yani bu isterse Descartes'ta, isterse Kant'ta olsun hep ikilikler dünyası üzerinden konuştuk. Yani birisi ya bir ötekisiydi. Yani mesela işte Descartes diyor, düşünüyorum öyleyse varım. Yani aslında akıl bizi var kılıyordu. Yani kalp mesela bizi var kılmıyordu. Sizin de mesela çok iyi bildiğiniz gibi biz ise akleden bir kalpten bahsediyoruz. Yani böyle beynin aklettiğini falan düşünmüyoruz mesela. Bu anlamıyla akleden kalpten bahsettiğimiz gibi aslında neşeden bahsetmemiz gerekiyor. Yani neşe aslında biraz içinde acı da olan bir şey. İçinde hüzün de olan bir şey. O yüzden dikkat edersek mesela Hazreti Peygamber'in yaşam biçiminde de genel anlamıyla baktığımızda mesela kahkahanın çok yer etmediğini görüyoruz. Yani oysa Batı'da neşe denince ilk akla gelen şey aslında komedi ve kahkaha. Yani oysa bizde öyle değil. Bizde gülümseme. Yani Buradan gidelim. evet bizde gülümseme. Sadece gülümseme mi? Yani işte ya gülümseme. Gülümseme ama nasıl bir şey? Hani bazen şey diyoruz ya acı bir tebessüm. Yani mesela acı bir tebessüm aslında içinde hüznün de acı da olan ama tebessüm eden bir varoluşa aslında karşılık geliyor. Yani öyle bir şey ki aslında modern kapitalizmin sadece hazcı komedisi değil. Yani çünkü modern kapitalizm bize sadece zevk al diyor. Yani sadece zevk alınan bir şey değil aslında bizim neşemiz. Bizim neşemiz aynı zamanda içinde hüznün de olduğu bir vahdet. Yani bakın bu mesela bence çok önemli. Yani biz aslında içinde hüznün de olduğu bir gülümsemeyle aslında vahdete ulaşmış oluyoruz. Yani kahkahayla değil, kahkahayla neşelenmiyoruz. Yani neşemiz kahkahayla karşılığını bulmuyor. Çünkü kahkaha sadece ve sadece bir anlamda hüzünden arınmış, yani sadece hazza hasredilmiş bir neşe şekli. Yani mesela onun bizde çok karşılığı yok. Mesela kahkahayla güldüğümüz zaman dikkat ederseniz
Yani isterseniz buna büyüklerimiz deyin, isterseniz buna otorite deyin, ne derseniz deyin ama hemen çocukluğumuzda eğer büyük yüksek bir kahkahayla gülüyorsak hemen bir şekilde bir uyarı alıyorduk. Yani bu kadar kahkahayla gülmeme hususunda böyle yetiştirildik. Yani gülümsemenin faziletiyle bir şekilde yetiştirildik. O gülümsemeyi de aslında hüzünle ve acıyla beraber, mesela bizde Türk filminde mesela neşe dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen işte Neşeli Günler adlı sinema. Ama dikkat ederseniz Neşeli Günler'in bütün kahramanları aslında acı içinde kahramanlar, hüzün içinde kahramanlar. O hüzünle birlikte neşelenen kahramanlar. Yani bir şekilde kaybetmiş insanlar, o kaybetmiş olmakla birlikte aslında kendi hayatlarında sevinçleri ayakta tutmaya çalışan insanlar. O yüzden benim neşe denince aklıma aslında gülümseme geliyor. Öyle demek gerekiyor. Yani uzunca bir süre konuşacağız. Yani önümüzde yaklaşık evet. 1,5 saatlik bir süre var. Dolayısıyla rahat konuşabileceğimizi düşünüyoruz. Sen sanki şöyle bir şey yaptın, yani daha çok neşenin yansımaları üzerinde durdun. Ve bunun sınırları ihlal eden boyutlarının da problemli olduğunu söyledin. Örneğin kahkaha gibi. Daha çok dengeli bir neşe formu olarak tebessümü. Yani zaten bu denge şöyle bir şey. Yani aslında bunu mesela ben şöyle düşünüyorum. Ben Batı düşüncesi içinde isterse Nietzsche olsun, isterse Spinoza olsun. Yani böyle çok temelli düşünürlerin hemen hepsi sınırı, kendi düşünce dünyalarında sınırı aştıkları zaman neredeyse Müslüman oluyorlar. Yani öyle bir durum var ki mesela biz Spinoza'da şunu görüyoruz. İşte mesela sevinç üzerine kurulu bir düşünce biçimi var. Ama bu düşünce biçimi mesela bedenle ruhun bir şekilde birleşimiyle alakalı bir düşünce biçimi. Oysa aynı vahdet bizim düşünce dünyamızda çok karşılığını buluyor. Şöyle düşünün mesela genelde hani halk arasında şöyle bir şey vardır. İşte mesela sihirler çıktı. Değil mi? Sihirleri çok rastlarız mesela elimizde sihirler çıktı. İşte sihirleri okutur ya da işte geçeceğine inanırız ve sihirler geçer. Mesela gerçekten sihirler niye geçer? Mesela gideriz mesela eğer geçeceğine inanmıyorsak gideriz doktora, onlara yaktırırız, onları kazıtırız, başka bir şey yaparız. Ama sihir dediğin şey gerçekten de geçeceğine inandığın zaman geçiyor. Ya bakın işte bu bir anlamda bedenle ruhun aslında ne kadar birbiriyle iç içe olduğunu, maddeyle maneviyatın aslında nasıl birbiriyle iç içe olduğunu gösteriyor. Aslında gülümseme, neşe, hani gülümseme şeklinde neşe de aslında biraz böyle bir şey. Yani bizim mesela diyelim ki komedi ya da kahkaha bedenin aslında bir tepkisi. Yani kahkaha dedim. Oysa gülümseme bedenle ruhun ortak tepkisi. Yani ben tam bunu aslında vurgulamaya veya altını çizmeye çalışıyorum. Yani hocam şimdi... İşte neşe, bana sözü vermeyecektin hocam. Neşe üzerine konuşuyoruz ya Ali abi, yani. Neşeyle konuşuyoruz. Bu şimdi Spinoza'ya falan gitmeden, evet. Nietzsche'ye gitmeden, onları da bir şekilde birkaç aya kalmadan, Müslüman etmeden neşe üzerine konuşuyoruz. Yani şey çok uyarıcıydı, güzeldi. Kahkahayla tebessüm arasındaki mesafe çok öğretici. Bizim kültürümüzle de alakalı bir şey zaten. Yani Peygamberimiz de zaten her fırsatta bu konularda bizi dengeli bir beden diline davet ediyor. Onu anlıyorum da. Ama böyle ağzımızın tadıyla alakalı bir şey de var. Ben de mesela kişisel olarak neşe denince bütün bedene yayılan bir huzur, bir denge hali anlıyorum. Yani bütün beden, kalp, ruh, akıl sanki böyle birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor. Ama bir şeyi düzeltmeme izin verin hocam. Lütfen. O da şu. Yani ben mesela Göte'nin Müslümanlığı gibi bir Müslümanlıktan bahsettim. Değil, anladım ben. Yani, benim bahsettiğim ben şey şu. Ben de takıldım kendimi rahatlatmak için. Batı'nın ciddi düşünürleri bir uçurumun kenarına geliyor. Ve bazen mesela o uçurumun kenarından aslında temaşa ettikleri şey, ben her zaman şuna inanıyorum. O uçurumun kenarından temaşa ettikleri şey biziz aslında. Ve bizi temaşa edenler bazen uçurumun dibine düşüyorlar. Yani mesela ateizmle birlikte bazen uçurumdan geri kaçıyorlar. Kendini hayatın kollarına atıyorlar. Ama o uçurumun kenarına gelen insanlarda biz şunu görüyoruz yani. Onlar bir cümle ifade ettiklerinde aslında bir nevi aslında o vahdetle alakalı bir cümle oluyor. Çok nadir de olsa
bu oluyor diye düşünüyorum. Yani benim hikayem biraz böyle bir ya şey. Yoksa, ben, yoksa bugün hiç sabah böyle... yayına gelirken hanım kapıdan da beni açıkçası uyardı. Dedi ki bugün konumuz ne? Konumuz neşe dedim. Ha neşeli ol dedi bak. Neşeli ol dedi falan. Neşeli ol dediğinde muhtemelen bir önceki programdaki asık suratlığıma işaret etmiş oluyor. Yani neşeli ol dediğinde ben mesela gereksiz gülücükler atmayı ya da böyle yüzüme böyle sahte bir neşe katmayı falan anlamıyorum. Yani başka bir şey anlıyorum. Ve muhtemelen insanlar da bizden bunu bekliyor. Yani Ali abi neşeyi siz nereden alıyorsunuz? Çok gerilere Bünyamin Hoca gibi gitmeden. Yok ama ben de bir 16. yüzyıldan bizim neşe deyince latife, bir, latife dediğimiz yüzyıl. Bir şey gerçeklikten bahsedeyim. Tercümanın bin bir temel eserdi galiba değil mi? O serisi vardı. Letaif-ül Hayat'ta. Lamizade Abdullah Çelebi, evet. Letaifname. O kitap çıktığında ben almıştım o zamanlar. Çok hoş şeyler vardı. Yani bugün fıkra diyeceğimiz, espri diyeceğimiz şeyler falan ama orada şöyle bir şey, önce diyor yazmakta kararsızdım diyor. Sonra dediler ki yaz bunlar kaybolmasın dediler. Sonra orada bir şey tanımlaması yapıyor, diyor ki latife diyor hikmetle, güzellikle ve arkasında sizi bir takım şeylere götürecek, düşüncelere diyor götürecek, tebessüm ettirmek diyor. Bu çerçevede bu anlama gelecek sözlere diyor. Dolayısıyla şimdi burada yani şey kahkaha abi, kalbi öldürür. İdareli kullanılacak bir neşemiz mi var bizim ya? Böyle... İdareli kullanılacak değil ama şöyle hedonist bir tavırda değil bu yani bizdeki neşe. Hazcı. Hazcı değil yani. Dolayısıyla haz aldım hadi kahkaha atalım da değil yani. Elbette bizim mutluluk hakkımızdır yani. Hatta bu mutluluk için dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmıyor muyuz? Bütün işlerimiz o değil mi? Kulluk bilincimiz onu gerektirmiyor mu? Ama dünya ve ahiret mutluluğu. Tabii dünya kısmında tebessüm de var yani. Ama kahkaha kalbi öldürür diye de bir uyarı da var bir taraftan baktığımızda. Yani şöyle bir şey sanki çıkıyor. Ya bu tebessüm de öyle iyi hoş ama çok... Dikkatli kullanmak gerekiyormuş gibi. O kadar şey yok, mi? Sadece şey, taksimetliye bağlamıyoruz. Yok, taksimetliye bağlamayalım. Bu kadar ağır filtreleri var mı? Neşe yok, ya, neşeden tamam. Bahsediyoruz. Evet ama şu var yani, kahkaha kalbi öldürür noktasında orada bir sınır var yani. Ama bu sınırda şimdi ya insanız, hata yaparızın toleransı içinde de eriyebilir sonuçta yani. Ya böyle düşündüğümüz. Burada hocam şöyle bir şey var yani. Mesela kahkahanın kalbi öldürmesi meselesi. Aslında o bahsettiğiniz hazcılığın, zevk alma üzerine kurulu o kapitalist hazcılığın ya da tüketim üzerine kurulu hazcılığın aslında bir başka biçimi olarak aslında o hazcılığın yarattığı bir nihilizm, bir değer yoksunluğu. Ama aynı zamanda mesela nihilizmi biz kendisini drama, acıya gark edenlerde de görüyoruz. Mesela bir içine kapanıklık, bir dışa açık olmayan bir nihilizm de orada var. Yani nihilizmin aslında iki ucu var. Yani siz kahkaha atarken de ağlarken de aynı nihilizm içine düşüyorsunuz. Ve bizim aslında tebessümle ya da neşeyle, yani neşeyi tebessüm üzerinden anlamakla aslında ortaya koymaya çalıştığımız şey, işte bu ikisinin ortasında bir yerde durmaya çalışmak. Yani iki nihilizme de düşmeden. Şey diyorsun, ağlamakla kahkaha zıt şeyler. Yani ağlama evet, demeyelim ona. Çünkü ağlama üzerine başka türlü şey de konuşabiliriz ama ne diyeyim, içe kapanma, dram, her şeyi kötü görme. Yani kindarlık, yas, yani içe bu da bir mesela bir nevi çilekeşlik mesela diyelim ki. Bu çilekeşlik mesela Hristiyani dünyada çok meşhur bu çilekeşlik. Yani bu çilekeşlik de bir taraftan baktığımızda bir nihilizm, bir değer yoksunluğu aslında ama bütün hayatını işte gülerek geçirmeye çalışmak, bütün hayatını aslında zevk alarak geçirmeye çalışmak da başka bir uç. Yani ifratla tefrit arasında bir yerde aslında geziyoruz ki bizim aslında gülümseme dediğimiz şey ya da gülümsemeyle aslında neşe, latife dediğimiz olgu, hikmetle birlikte yoğrulmuş latife aslında ikisinin ortasında bir yerde duruyor. Ve ikisinin ortasında bir yerde dururken aslında bizi vahdette birleştiriyor diye düşünüyorum. Yani... Ben mesela seni neşeli biri olarak tanıyorum. Ve Bünyamin Hoca neşelidir. Ya hele Ali abi daha neşeli. Evet. Onu da söyleyeyim. Ali abi ayrıca da neşesini sürekli takviye eden, tahkim eden bir yapısı da var. Ali abi aynı zamanda samimi. Evet.
Şimdi ben mesela sizi neşeli bulduğumda ne buluyorum? Neşeli bulduğumda ben daha çok böyle yüzünüze yansıyan huzurdan bahsetmek istiyorum. Böyle biraz işte, mistik bir şey gibi olmasın ama bu huzur lafını ben kullandım Ali abi bu arada. Ya güzel kullandın hocam. Yani mesela bir dinginlik görüyorum senin yüzünde. Ya. Dinginliğin içinde dışın arasında bir denge yarattığını fark ediyorum. Her durumda, her olumsuz durumda ki pek çok birlikte böyle tatsız şeylere de tanıklık ettiğimiz deneyimlerimiz var. Bakıyorum mesela bu gerilimin içinden de belli bir dengeyle çıkmayı başarıyorsunuz. Yani bir yolunu buluyorsunuz yani onun o aradan çıkmanın bir yolunu buluyorsunuz. Mesela oradan ağlak bir dille çıkmıyorsunuz. Yani bir vah tüh ne bileyim bir sürekli hayıflanan bir dile savrulmuyorsunuz. Ben bunu yani sizin için bir gözlem olarak söylüyorum. Ve baktığımda bunu nasıl sağladığınızı, bunu nasıl başardığınızı falan söyleyeceğim ama bunun psikologların alanına girmesini de istemiyorum. Yani birdenbire burada bir şey yaşamak, yeni bir durum incelemesi yapmak gibi bir şey olmasın. Ama burada o işte sizi gördüğümde sizinle birlikte ikili ilişkilerimizden elde ettiğim, yani o neşeli bir arkadaştır. İşte falan asık suratlı bir arkadaştır. Falan içe kapanıktır ya da ne bileyim böyle bir çok dertleri vardır belli yani. İçinde yaşıyor. Onun açılması, konuşması, birileriyle muhabbet etmesi lazım diyor. Yani Ali abi bu neşeyi sen herhalde arada bir hatırlattığın fıkralarla sağladığın bir şey değil herhalde. Başka bir şey bu yani. Yani bu... o fıkralara yansıyan kısmıdır bence yani. Ama onun içerisinde bak o huzur dediğin şey var ya hocam. Belki o huzur bunu sağlıyor ama o huzuru sağlayan şey ne? Yani o huzurda i̇şte, ne var içinde? İşte mesela onun içerisinde bir kere beslendiğin kaynaklardan terbiye var. Hayatı bilme, anlamlandırma var. Bakın, bunun sabırla karşılama kısmı var. Her şeyi sabırla karşılamaz. Yani mutluluğu da, zenginliği de, acıyı da her şeyi sabırla karşılama kısmı var. Ama şu var, gülerim de ama kahkaha atmam. Kahkaha attığım şeyler sınırlıdır, kendimi inkar ederim. Ama ben bana o huzuru sağlayan şeylere olan yakınlığım, muhabbetim, ben de tebessüme, neşeye, bunun ötesinde mutluluğa, içeride kalan ya da dışarıya yansıyan bir duyguya dönüşüyor. Bunu eşimle, çocuklarımla, çevremle paylaşabilirim. Paylaştığım anda karşılık buluyorsam biliyorum ki onlar da benim gibi hissediyorlardır. O huzura o kaynaklardan gelmişlerdir. Ya mesela çok gerilere gitmeye gerek yok bana kalırsa. Yani 5-10 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Dostlarımızla karşılaştığımızda mevcut durumlarının nasıl olduğunu sorduğumuzda genellikle bugünümüze şükür diye sürekli halimize şükür. Kendi halinden memnuniyet durumu. Aslında durumlarının da genel ortalamada iyi olmadığını biliyoruz. Yani sıkıntıları var belli. Ortalık dökülüyor, ev dökülüyor, dil dökülüyor ama bir şükür edebiyatı var yani. Bu bugün niye azaldı, niye kayboldu? Bugün insanlar zaten ters giden bir hikayeye bir de böyle kendilerini kötü bir şekilde hazırlayarak niye destek oluyorlar? Burada bir onarıcı, ne bileyim sağaltıcı bir şey yok mu? Bir mekanizma yok mu? Biz nerede ağzımızın tadını kaybettik yani Bünyamin Hocam? Seni ya, modern nerede, zamanlara getireyim yok ama... Yok yani nerede kaybettik? Yani aslında modern zamanlardan bahsediyoruz zaten. Modernlikten yani, oldu diyeceksiniz. Yani şeyde düşünce tarihinden bahsettiğimiz zaman da hep bugünü anlamaya çalışıyoruz aslında onun üzerinden. Ama nerede mesela ağzımızı kaybettik dersek aslında kapitalizm yani ve tüketim toplumu. Yani ağzım aslında üretim toplumu da, üretim kapitalizmi de ağzımızın tadını kaybettiğimiz zamandı. Çünkü mesela üretim toplumu bir anlamda bir buluş, bir bilim, bir gelişme, bir kalkınma toplumuydu. Ama bu aynı zamanda mesela çocuklarımızı projeye dönüştürdü. Yani bir şekilde aslında kendi hayatımızda her şeyi planlı yapmaya başladık. Yani bir anlamda bizi bir performans toplumuna doğru dönüştürdü. Performans toplumu dediğim şey yani günü planlı olan, yani her an bir şeyle uğraşan, her an mesela kendini neredeyse işe veren, yani hani ne diyelim eve iş getiren değil de evi de artık iş yapan, evi de aslında bir ofis yapan, bu düzeneyi Bünyamin Hocam bir düzeneyi evirdik. Bu verili düzeneyi alt üst edecek, buna karşı kişisel anlamda da o neşemizi yerine getirecek bir
kalkış, bir duruş, bir direnç i̇şte, olabilir mi? İşte ben mesela bu üretim toplumu bize aslında ciddiyet kazandırdı. Evet. Ritim kazandırdı. Evet. Ama bu ciddiyet aynı zamanda bizim için, yani sadece ciddiyetle yaşayabileceğimiz bir hayat yok karşımızda. Eğer derdimiz hayatsa aslında sadece ciddiyetle yaşayamayız bu toplumu. Yani bu toplum içinde. O zaman işte bu ciddiyetin aslında patladığı nokta kapitalizmin 30'lu yıllardan sonra tüketim toplumuna dönüşmesi oldu. Tüketim toplumuna dönüşen kapitalizmde de bu sefer ne karşımıza çıktı? İşte hazcılık, gayri ciddilik. İşte ya da mesela 60'lı yılların o politikleşen nesliyle birlikte çiçek çocukları, yani sorumluluktan kaçan insanlar, yani artık sorumluluğu hiçbir şekilde üzerine almayan bir insan figürü karşımıza çıktı. Bu da aslında tüketimle kendini bir şekilde tatmin eden, yani mesela diyelim ki gelecek üzerine ya da sorumluluk üzerine hiç düşünmek istemeyen, gittiği zaman da sadece mesela ya fütürist filmlere ya da işte komedi filmlerine gitmek isteyen, ama bunun haricinde mesela sabaha kadar dans etmek isteyen ve kendinden geçerek aslında bir şekilde dünyayı unutarak, hatta bazen bu belki işte bağışıklığı sağlayıcı maddelerle dünyayı unutarak aslında bir neşeye ulaşmak. Yani neşeyi aslında kendini unutmada görmek, bu kapitalizmin, tüketim toplumunun bize gösterdiği neşe türleriydi. Ve aslında bana sorsanız ciddiyet ne kadar çekilmezse böylesine neşe de o kadar çekilmez. Çok da kalıcı değil neşe dediğimiz şey aslında, yani aslında mutluluk. Şimdi yani. Konuya aslında yeni giriyoruz. Epey bir dağdan bayırdan dolaştık. Hatta biraz daha sanki dolaşacakmışız gibi görünüyor ama konuya da böyle yavaş yavaş aslında neyi tartıştığımızda ortaya çıkmaya başladı. Şimdi mesela ben eski zaman fotoğraflarına bakıyorum, aile fotoğraflarımıza bakıyorum. Ali abi, hepsinde böyle bir sıcaklık var ya, yüzlerde bir sıcaklık var. Siz ona tebessüm falan diyebilirsiniz. Siz ona, yani işte fotoğrafçının hadi gülümseyin dediler ve anlık bir gülümseme. Onu anlarız herhalde değil mi? Bir fotoğraftaki anlık gülümsemenin oradaki yapay olanın ne olduğunu fark edecek durumdayız. Ama böyle bütüne yansıyan bir sıcaklık var. Ya hatta sadece fotoğraflarda değil, eski insanlarla görüştüğümüzde bir gerçekten böyle daimi bir şey görüyorsunuz. Bir denge, bir huzur görüyorsunuz. Bu bizde de yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yani sanki asıl olan asık suratmış gibi bir noktaya doğru geliyor. Bunu bilmeye bağlayanlar var, dünyayı dert etmeye bağlayanlar var. Etrafta olup bitenlerin farkındalığı bizi böyle bu hale soktu diyenler var. Yani Bünyamin Hoca'nın dediklerini de dikkate alarak, yani modernitenin özellikle gündelik yaşamımıza soktuğu bu yarışmacılık, bu yarışçılık, bu proje insan modeli, ne bileyim bu hedonizm ki dönüp dolaşıp o kavramı kullanmak zorunda kalacağız. Buna karşı bizim bir ara formülümüz yok mu? Yani biz o zaman kapatalım mı dükkanı, yani eğer her şey planlanmış gibi gidiyorsa o zaman neşemizi de endüstriyel bir forma dönüştürmemiz gerekir. Satın bugün alınabilir bir şey. Satın alınabilir. Ya mesela düşünün yani. Mesela. Yani yeni bir marka telefonumuz olsa iyi olurdu herhalde değil mi? Yeni bilgisayar yenilesek mutlu olurdu. Bir de şey var mesela, yani tüketim toplumu artık etkinlikleri de satın alıyor. Tabii. Ya mesela işte ata binmeyi satın alıyoruz. Ya da şunu yapmayı satın yürümeyi alıyoruz. Yürümeyi satın alıyorsun yani. Ya da yürümeyi tabii, satın tabii. alıyoruz. Tabii, yani aslında bize neşe kazandıran etkinlikleri de satın alıyoruz artık. Tatil gibi. Evet. Evet. Yani, Ali abi. Ya şimdi bu söylediğin dünkü insanlar ya da büyüklerimiz ya da dedelerimiz, annelerimiz gülmüyor muydu, mutlu değiller miydi, neşil değiller miydi dediğimizde hayır, neşeleri vardı, gülüyorlardı da. O dünyada dertleri yok muydu onların? Bizden daha çok dertleri vardı belki de. Hakikaten daha çok dertleri vardı. Ama bir şeyin dengesini iyi kuruyorlardı içlerinde demek ki ve dışarıya da böyle yansıtıyorlardı. Yani o denge dediğimiz kurdukları şey de kısmen fotoğraflara belki gül dediğinde yansıyan ama aslında bizim bildiğimiz bir mutluluk, bir huzurun yansıması vardı. Nasıl kuruluyordu o denge? Ya bir kere bastığın toprakla olan ilişkinle kurulur.
sahip olduğun değerlerin kıymetini bilmekle kurulur. Köpek leşindeki kokudan ziyade beyaz dişi görmekle kurulur. Böyledir ya şeyde hani, ya mutluluk ya da güzelliği görmek istiyorsan görürsün. Dolayısıyla bunu nasıl yansıtabildiğinle de gösterirsin. Bunu komşuluk ilişkilerinde gösterirsin. Ya çok dertlisin de. Ama öyle bir an gelir ki o derdin içerisinde gülersin, gülümsemelerine sebep olabilirsin. Bu hayatla kurduğun ilişkiyle olan bir şey bence. Gerçekten biz hayatla ilişkiyi haz almak üzere değil de huzuru bulmak ve bulduğumuz huzuru yansıtmak üzere kuruyorsak bu bize dünya ahiret mutluluğunu getirecektir. Bunu nasıl yansıtırız? Çok az kahkahayla ama çoğunlukla mütebessim bir çevreyle, ilişkilerle, samimi olmakla dedin ya işte samimidir. Yani bu belki kişisel olarak samimiyetim senin tarafında öyle bilinir ama bir başkası beni lanet olsun be adam da diyebilir. Ama bir şey var, ben kendi içimde huzurluyum, gülmeyi de biliyorum. Acıların çocuğu değilim yani. Hakikaten acıların çocuğu değilim. Acıların içerisinde bile mutlu olmayı başarabiliyorsam ben samimiyetle söylüyorum, beni bu duyguyu alacak şekilde besleyen köklerime sahip çıkmakta buluyorum ben. Nedir bunlar dersen tekrar söylüyorum. Bana iç huzuru sağlayan şeylerdir. Modernite dediğim gibi ya işte yürümek için, yediğimi eritmek için yürüyüş satın alıyorum. Ata binmek için parkura gidiyorum. Bir sürü etkinliklerle kültür endüstrisinin içerisinde bir meta olarak ben de dolaştırıyorum. Bunların hepsi varken de bizim bir yol bulmamız gerekmiyor mu? Yani ne olacak böyle? Bu böyleyse... Ama işte bak burada ben bana verilenle mutluluğu ya da neşeyi aramak bulmaktansa onlar geçici oluyor işte. O parkurdan çıktığım anda bitiyor o zaman benim mutluluğum. Ama benim mutluluğum sürekli kılan başka şeyler var. Ya ben şunu anlıyorum Ali abi senin söylediklerinden. Yani tadımızı kaçıran bir düzen var, bir düzenek var, evet. Sosyal ortam var. Bu biraz derinlere girdiğimizde işte sizin de vurguladığınız gibi satın alınabilir mutluluklar üzerinden işleyen bir şey. Tamam bunlar var. Bunlara karşı mesafede olabiliriz. Bunları da kullanıyoruz da Allah var şimdi. Yani Bünyamin Hoca da muhtemelen satın aldığı mutluluklar vardır. Yani şey olarak, paket olarak vardır işte evde bisikletiniz vardır. Yok bilmem. Bazı ormanları gezmek için ücret ödeyerek giriyorsunuzdur. Bazı evet. Mesela ben, muhtemelen vardır. Vardır yani. Ben onu yadırgamıyorum ama bunun ötesinde bunların arasında ne yapılabilir ya da belki buna çok erken vardık ama ben izin verirseniz bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani biz Konya'ya taşındığımızda, ben gençliğimi Konya'da geçirdim. Konya'ya taşındıktan sonra çoğunluğu hemşerilerden oluşan yakın çevremizde sık sık bir araya geliyoruz. Onlarla akşamları ev oturması yapıyoruz. Ev oturması şimdi... Bu mutluluğun kaynağı. Ve işte ben hatırlıyorum yani... Birinci yıl, ikinci yıl daha yoğundu ama yani en az 10 yıl süren bir ev oturması trafiği oldu. Orada işte o oturmanın içinde bir büyük oluşuyor, bir hiyerarşi. Kendi içinde örtük bir hiyerarşi oluşuyor. Herkes konuşuyor, herkes kendi hikayesini anlatıyor. Bu dahil olduğu şehirde yaşadığı travmasından tutun da başka şeyler artık yaşadığı her şey anlatılıyor. İçinde kakara, kikirit türünden şeyler de var, kahkahalar var. Gerçekten de belki de hiç insan kaslarının bu kadar açılmadığı esprilere de tanık oluyorsunuz. Ama orada herkes birbirini rehabilite ediyor. Bir şekilde o şehre tutunma konusunda, şehre adapte olma konusunda yaşanan zorluklar o birlikte üretilen muhabbetle aşılmış oluyor. O sorun bir şekilde aşılıyor. Hep neşeliydi. Ben de bilirim ki birinin kanseri vardı, birinin çocuklarından yana bir problemi vardı, birinin ne bileyim çok ciddi borçları vardı, onlarla uğraşıyordu. Ama bir araya geldiklerinde bunların hiçbirini dışarıda bırakmaksızın, yani bunları işte inşallahla, maşallahla, duayla, bir şekilde hallolur inşallah türünden bir beklentiyle ki ve inanılmış bir beklentidir. Bu böyle ortaya atılmış bir şey değil. Ve ben mesela bunların yüzlerinde, İnsana iyi gelen, yani sizi sarmalayan bir sıcaklığı hep görmüşümdür. Çocukluk evrenimden bahsediyorum. Şimdi bu dilin azaldığını görüyoruz. İnsanlar mesela belki Bünyan Bey'in vurguladığı gibi pek çok şeye sahipler. Pek çok şeye sahipler. İnsan dünya ölçeğinde nelere ulaşmak ister bugün? Modern dünyada önümüze çıkarılan hedefler, diyelim bunların önemli bir bölümüne sahibiz. Ama mutsuzuz. Tatminsiziz.
neşemiz yok yani. Evet. Mesela ben bazı arkadaşlarım hakkında bilgi almak için soruyorum. Ne yapıyor? Neşesi kaybolmuş falan diyorlar. İnsanın neşesini kaybeden şey ne olabilir? Yani herhalde her arkadaşı da her insan derin entelektüel tartışmalar üzerinden kendi neşesinin peşine düşüyor değildir. Ortada bir kişisel deneyim alanı var. Bu alanı takip ederek konuşmak gerekirse böyle tek tek her birimize yansıyan bu suratsızlık, bu soğukluk, bu bazen akademisyenlere daha çok yakıştığını düşündüğüm o resmiyet ya da askerlere daha çok yakıştığını düşündüğüm o resmiyet nasıl oldu da gündelik hayatında yüzünü oluşturmaya başladı Bünyamin Hoca? Yani gündelik hayatın yüzü de çok soğudu. Bunu ya bu bence şeyle yani siz Türkiye, de gözlüyor musunuz yani bunu? Türkiye'nin yani bizim aslında tatminsizliğimiz bir anlamda artık önümüzdeki hiçbir şeyden zevk almamamızı da beraberine getiriyor. Yani sahip olduklarımızdan zevk alamaz konuma gidiyoruz. Aslında bir taraftan da bir yerden sonra ona sahip olmak, buna sahip olmak, şuna sahip olmak aslında sizin üzerinizdeki bir geleneği ya da bir otoriteyi tamamen aslında dümdüz etmiş oluyor. Yani siz ya da siz mesela hiçbir şeyi tanımıyorsunuz. Mesela diyelim ki şimdi gençlerde de sıkça gördüğümüz bu otorite düşmanlığını aslında tatminsizliğin temel kaynağı olarak görüyorum. Yani öyle bir şey ki evet bir otorite düşmanıyız. Evet her şeyden zevk alıyoruz. Her şeyi zevk almak için yapıyoruz. Mesela bir şeyi yaptığımız zaman ya da yapmaya karar verdiğimiz zaman bu şeyin bize zevk verip vermeyeceğini düşünerek o şeyi yapmaya daha baştan. Karar. Daha baştan itibaren. Daha baştan planlıyoruz. Bu şeyin bize zevk verip vermeyeceğini düşünerek o şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bunun sorumluluğumuz olduğu ya da birisinin bize bunu böyle yapmamızın doğru olduğunu söylediği için yapmıyoruz. Diyoruz ki ya bu bize zevk veriyorsa hatta çoğu zaman biz ebeveynler olarak çocuklarımıza da şöyle motive etmeye başladık. Bak bunu yap, bu sana da zevk verecek. Bundan da hoşlanacaksın. Mesela diyelim ki şu kursa git. Ya bak mesela işte keman kursuna git. Bak bundan hoşlanacaksın. Yani bundan zevk alacaksın. Yani bizim çocuğu ikna etmemizin yolu da aslında bundan zevk alacaksın, bundan hoşlanacaksın, bu sana neşe katacak ifadesi oluyor. Oysa mesela diyelim ki çocuk keman çalmak istemiyor. Yani hiç de aslında kemandan zevk almıyor olabilir yani baktığımız zaman. Ama işte biz proje olarak çocuk yetiştirdiğimiz için yani işte ya piyano öğreteceğiz ya keman öğreteceğiz ya başka bir şey yapacağız. Ve diyoruz ki mesela çocuğu ikna ederken de hep aynı şeyi. Bak işte şu okula git mesela bu okul sana zevk verecek. Bak hayatını kampüste zevkle geçireceksin. İşte şöyle yapacaksın. Şimdi bütün bunlar aslında bu zevk üzerine kurulu dünya, yani tüketim üzerine kurulu dünya, görüyoruz ki aslında zevk vermiyor. Geçiciliği yani de içeriyor. Çünkü zevk alabilmemiz için bir şeylere ulaşamıyor olmamız lazım. Değil mi? Tabii yani bir şeylerin bize kapalı olması lazım. Yani o zaman işte elimize geçen en ufak bir şeyle, mesela diyelim ki çocukken sadece babamızın getirdiği bir çemberle mesela ya da elimize geçen 3-5 tane misketle çok rahat bir şekilde gazoz kapağıyla. Neşemizi bulabiliyorduk yani. Orada neşemizi bulmamızın sebebi aslında yani işte önümüzde daha birçok şeyin olması. Hatta birçok sorumluluklar içinde aslında böylesine bir dünya böylesine bir diyelim ki sahip olmakla alakalı bir neşe yaşıyorduk aslında. Mesela düşünsenize yani bir çocuk yani sizin hikayelerinizde böyle var yani bisiklet sahibi olduğunu düşünün mesela bir çocuğun. Yani onun neşesini onun diyelim ki işte yüzüne yansıyan halini düşünün mesela bir zamanlar. Şimdi çocuğa bisiklet aldığımızı düşünelim. Ya çocuk ya binmek yani nerede binecek ne yapacak o başka bir şey ama zaten alacaksın. Ya zaten diyor. Alacak yani. Şey yani şimdiki bisikletlerin anlamı hocam. Yani ben ya da işte telefon alıyorsunuz. Zaten alacaksın. Zaten alacaksın ya, bu yani. Doğal başka, bir şey yani. Başka bir şey düşünmüyorum. Yani bu kadar doğal bir dünyada. Mesela diyeyim ki çocuğu gerçekten mesela bir çocuğu sevindirecek yani zıplatacak bu böylesine bir tüketim toplumu içinde kaç tane merhale kaldı? Yani şimdi o yüzden bu merhaleler yani aslında hayatımızdaki bu merhaleler bizi bir şekilde neşeli kılıyordu aslında. Yani ulaştığımız her bir merhale. Şimdi tüketim toplumu
her şeye ulaşabileceğiniz bir dünya yarattı. Yani her şeyi sıradanlaştırdı. Bir zamanlar herkesin daha lüks gördüğü bir sürü şey çok sıradan bir metaya dönüştü. Ayrıcalıklı olan pek çok şey evet. Yani, ortak kullanıma yani sokuyor. Hatta çok da zenginseniz artık paranın bile satın alamayacağı şeyler peşinde koşuyorsunuz. Yani o daha da ötesinde bir şey. Çünkü artık zevk alacağınız dünyada hiçbir şey kalmamış. Bu nereye götürür insanlığı? İşte bu aslında bu kartezyen düşüncenin sadece neşede, sadece hazza, sadece zevke odaklı kavrayışına aslında bizi götürüyor. İşte ben de hep onu söylüyorum. Yani biz aslında bir geri dönmemiz gerekiyor. Veya durduğumuz yerde bir durmamız gerekiyor. Şu merhaleler konusunda bir kafa yormamız gerekiyor. Gerçekten mesela yıktığımız otoriteler, yıktığımız gelenek bizi özgürleştiriyor mu? Yani bizi bir şekilde aslında o özgürlük dediğimiz şey bizi aslında bir neşeye, bir zevke hocam, doğru şimdi sen götürüyor mu? O cümleyi sen ben üzerinden kurabilirsin. Evet. Ama çocuklarımızın böyle bir kalıbı yok ki. Bunlar bir dünyanın içine doğdular. Yani sen tanımlı bir gelenek üzerine konuşuyorsun. Tanımlı bir geçmiş. Bir hafızayı tekrarlayarak karşılaştırma yapıyorsun. Oysa yeni kuşak için bunların hiçbirinin anlamı yok gibi geliyor bana. Eğer bir haksızlık etmek de istemem ama. Yani mesela sen bunları kaybettik, beter olacağız diyorsun haklı olarak. Ya Ama ben şu, şu çocuklar bir şey kaybetmedi. Çocuklar içine doğdular. Yani şimdi şu dijital dünyanın içinde çocuk geriye doğru hangi hatırayla ya da sizinle ortak olabilecek bir hatırası Ya var? biz yani çocuklar açısından şunu şey yapamıyoruz aslında. Ben her zaman onu düşünüyorum. Yani biz çocukları yetiştirirken onların ne zaman neye ulaşacakları konusunda aslında bir plan ve program içinde değiliz. Elimizdeki her imkanı, hatta elimizde olmayan imkanları da kendimizin aynı annelerimizden, babalarımızdan gördüğümüz gibi yemediğimiz, içmediğimiz bir şekilde kendimize ulaşamadığı bütün imkanları da çocuklarımızın önüne sermeyi aslında marifet olarak görüyoruz. Yani belki de sıkıntımız tam burada. Ha bundan dolayı da evet çocuklarımızda gerçekten o merhaleler daha baştan itibaren aşılmış durumda gerçekten. Ama işte yani bunların üzerine onlar da kafa yormak zorundalar. Yani onlar da bir yerden sonra diyecekler ki demeleri gerekiyor ki yani gerçekten bu zevk dünyası. Anlamı kaybediyoruz. İşte bu zevk dünyası. Bu hani sonuna kadar haz aldığım bu dünya. Yani hiç kimseye tabi olmadığım, hiçbir sorumluluğu hissetmediğim bu dünya. Gerçekten neşelendiriyor mu onu? Yani işte bunları sorgulamak zorundalar. Yani ve ben şunu düşünüyorum yani o gidilen yol çıkmaz bir yol ve çıkmaz yolu sorgulayacak bu gençler. Yani belli bir yerden sonra ve geri döneceklerini düşünüyorum aslında bakarsanız. Ali abi bu olağan neşe artık çok anormal, çok sıra dışı eğlence kültürleri bizi kuşatan ve karşılayan başka problemlerden bahsedince Bünyamin Hoca doğal olarak o olağan olanı sanki kaybetmiş gibiyiz. Yani o normal olanı kaybetmiş gibiyiz. Şimdi tekrar o normal olanı bulmanın yollarını arıyoruz herhalde, değil mi? Yani şöyle düşünüyorum yani her türlü savruluşun aslında bir sorgulaması kendi içinde gelişecek diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela gençlerden çok umutsuz falan değilim. Onu baştan söyleyeyim yani. Gençlerin de kendi imtihanlarını vereceklerini ve kendi kendilerini sorgulayacaklarını düşünüyorum o açıdan. Ama bu şunu görmek zorundalar. Yani böylesine haz, böylesine tüketim, böylesine neşe, böylesine komedi üzerine kurulu bir dünya, yani komedi üzerine kurulu bir dünya, bizi gerçekten neşeli kılmayacak. Onu anladım. Orada bir birini bitir, öbürüne geç. Öbürünü bitir, öbürüne geç. Yani böyle bir şey. Sürekli olarak devam eden, evet. Dolayısıyla sizi doyumsuzlukla baş başa bırakan, evet. Anlık zevkler, anlık mutluluklar, anlık neşeler. Bir yerden sonra zevk almaz olacak. Bakın tabii ki yani artık duyarlılık da kalkıyor. Bıkkınlık gelecek. Bu konuda mesela bu normal olanı, sürdürülebilir olanı, bizi başkalarından ayırt edebilecek olan o olağan neşeye erişmek için hangi kodları yeniden canlandırmak gerekiyor?
Ben aslında ondan sonra da size bütün bu tanımlamalarınızdan neredeyse vazgeçmenizi sağlayacak bir şey söyleyeceğim. O zaman konuşmuyorum. Yok, oraya geleceğim ama seni şu anda konuşmuyorum. Bahri çağırıyorum. Ya tabii evet. Bak buraları bir konuşalım da. Şimdi neşe hakikaten Bünyamin Hoca'yı dinlediğim zaman şeyden ben de haberdarım tabii ki. Yani yeni çocuklarımızı tatmin edemediğimizi biliyorum. Onların hoşuna gidecek, onları mutlu edecek bir, devamlı mutlu edebilecek bir obje üretmek de mümkün değil. Artık bu böyle gidecek. Ve giderek senin dediğin gibi artık doyum da olmadığı için böyle bir hastalıklı yeni bir kuşakla karşı karşıya gidecek. Ya bakın şöyle bir şey, yani bu mesele şuna doğru gidiyor aslında. Bunu birçok kimse öngörüyor yani bu hayatımızda. Yani mahremiyetin olmadığı bir cinsellik pornografiye gidiyor. Ve pornografi zevk veren bir şey değil. Ama yani bir örnek üzerine gitmek... Oradan geriye dönmek gerekiyor. Mahremiyetin olduğu bir dünya. Siz oradaki mahremiyeti, mesela gündelik hayatta isterseniz gelenek diyebilirsiniz. İsterseniz otorite diyebilirsiniz. Yani otoritenin olduğu, babanın olduğu bir dünya. Annenin olduğu bir dünya. Herkesin yerinin belli olduğu bir dünyada neşe oluyor. Yani bu bütün bu otoriteleri aşarak, bütün bir geleneği aşarak, bütün bir mahremiyeti aşarak gittiğiniz yer aslında anlık zevk veren bir yermiş gibi görünüyor ama sonunda neşe kazandırmıyor. Ali abi ben hep buraya dönüyorum. Bünyamin Hoca'ya lafı kaptırıyorum. Bünyamin Hoca'yı zevkle dinliyoruz. Şimdi hakikaten o kadar şey mi, zor durumda mıyız? Ya şöyle, ben şimdi çocukların yerine kendi çocukluğumla, annemle, ailemle, komşularımla, büyüklerimle ilişkimi koyarak gittiğimde örnekliği görüyordum onlarda. Çocuklarımız da bizde örnekliği görüyorlarsa bizim gibi bir şekilde olacaklardı tabii yani. Ama ekstra bir şeyler girmiştir hayatlarına. Tablet girmiştir, dijital girmiştir. İşte satın alınan mutluluklar, yani daha doğrusu neşeler ya da hazlar girmiştir belki ama sonuçta dolup dolup dönüp dolaşacakları yer beslendikleri kaynak olacaktır ve olmalıdır, inşallah da olacaktır diye düşünüyorum. Ama şu var, yani burada bizim rehberlik, kılavuzluk, yol açma, ayak verme adına ne varsa yapabileceğimiz, yapmamız gerektiği noktasında bize büyük sorumluluk düşüyor bir kere. Çocuklarımızın huzurla, mutluluğa ve neşeye kavuşması noktasında. O performans çocuklarını hayatla tanıştırıp huzurla da, mutlulukla da tanıştırmak yine bize düşüyor. Performanslarına kilitlendiğimiz kadar mutluluklarına, huzurlu oluşlarına da kilitlenmemiz gerekiyor. Buradan mesela buradaki anahtar kavramını hocam sorumluluk olduğunu düşünüyorum. İşte bu bak şöyle sosyal sorumluluk diye bak bir şey çıktı değil mi? Mesela. Bunu öğrenciler çok özür ya sesim çatalmış. Arada öksürüyoruz abi. Öksürüyoruz değil mi? Hep ben öksürüyorum. Sen de öksürünce çok mutlu oluyorum. Mesela bir mutluluk mesela. Ya hocam öksürük kardeşim. Şöyle. Enfiye çekiyorlar insanlar hapşırmak. Bana bir grup işte üniversiteli arkadaşlar hocam bir işte sosyal sorumluluk ve ekosistem bilmem böyle bir başlık bulmuşlar. Ya sosyal sorumluluk dediğin ne kardeşim dedim. Vakıf kültürü ya. Vakıf kültürü. Olan oydu zaten. Ama vakıf kültürünü kaybedince adına sosyal sorumluluk diyorsun dedim. Yanlış doğru bilmem ama yapılan iş aynı. Dertlenmek ve derdi çözmek üzere paylaşımda bulunmak. Hadise bu. Ya adam Van Gölü'nde bilmem ne hayvanları, atları besleme, leylekleri beslenme vakfı kurmuş. Al sana sosyal sorumluluk. Şimdi bu kültüre doğan, yetişen bir çocuğun sosyal sorumluluğu hangi çağda olursa olsun bir şekilde huzur ve mutluluk kaynağı olarak gündelik hayatına yansıyacaktır. Yeni formlarla o bir alan açacaktır. Oluşacaktır yani tabii. Kendisine. Burada sadece bizim bu temas noktasında çocuklarla ilgiyi, ilişkiyi sağlam tutmamız gerekiyor. Geçişler. Evet. Hakikaten iyi, sağlam tutmamız gerekiyor. Yani al şu tableti aman bana karışma orada köşesinde oynasın. Tehlike burada biraz işte yani. Hakikaten günlük yansıyan da biraz bu. Yani psikologların işte çocuk eğitim gelişimcilerin falan daha öncelikle eğer akademik bakacaksa alan gibi görünür ama ya ben de babayım kardeşim yani. Ben de torunum var yani. Şimdi ben onu görerek ya bu yanlış gidiyor diyebilmeliyim ve buna göre doğrusunu yapabilmeliyim yani. Şimdi Ali abi akşam Ramazan'a da değinmiş olalım yani. Şimdi mesela orucuz, Allah kabul etsin. Gece saat muhtemelen siz de 12, 1'e kadar falan oturuyorsunuzdur. Yani Ramazan'da nasıl diyorsun oturmalarınız bilmiyorum ama. Benimki bazen sahur oluyor. Yok
bir mesela ben de sahura 1,5 saat kala falan uyumuşluğum var. Öyle yapmaya ben ayarı çalışıyorum. Sonra hocam. Tekrar kalkıyorum. Ben ayarı bozdum yani. Mesela mesela bütün zorluğuna rağmen bu sahura kalkmanın yani kesintili bir uykudan sonra kalkıp topa niye o bize inanılmaz bir neşe veriyor o çoluk çocuk. Üstelik sahurda da çok da affedersiniz yani öyle matah şeyler falan da yemiyoruz. Nedir? Zeytin, peynir, ufak tefek bir kahvaltı öğünü. Ama insanlar orada nasıl mutlu oluyor? Ben başka bir şey daha söyleyeyim. Lütfen, sana. Lütfen başka bir şey söyleyin. Şöyle, şimdi sahura çocukken kalktığımda hissettiğim mutluluk, ilk orucumu tuttuğumda aldığım mutluluk ve annemin beni sırtına alıp sokağın bir başından bir başına gezmesi, bizde öyle bir adet vardı. Oruç İlk tam diyor. Oruçta tabii. Aa. Ben çocuklarımda uyguladım hepsinde. İlk çocuk oruçlarını tuttuklarında sırtımı alıp gezdirdim. Böyle bir şey Kayseri adeti mi? Bizde vardı böyle bir şey. Bizim mahallede, bizim şeyde sokağımızda vardı böyle bir şey şimdi. Ha bak neyi yaptım aslında ben? Çocuklar söylerler yani. Ya baba bizi gezdirmişsin. Ben biliyorum ki o da çocuğuna bunu yapacaktır. Yapsın istiyorum ya. Çünkü mutluluk kaynağımdı benim. Ve istiyorum ben çocukluğumla onun çocukluğu sadece kronolojik bir fark var yani. Onun dışında duygularımız aynı yani. Şimdi şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani neşenin bir standardı var. İnsani olan, varoluşsal olan bir boyutu var. Bizim onu bulmamız, kaybetmememiz, onunla yaşamamız gerekiyor. Ama onu da çığırından çıkaran, onun da bizdeki olması gereken olağan formunu bozan, alt üst eden böyle çeldirici bir takım mekanizmalar var. Bunu anladık yani modern dünya. Bizim kendi halimizde tatlı, mutlu bir yaşam sürdürmemize izin vermiyor. Bize yeni objeler üreterek, yeni direniyoruz. Satın alma pratikleri yaratarak. Yani bizi kullanıyor. Hatta bunun bir parçası olarak biz de başkasını kullanıyoruz. Tek taraflı bir şey değil. Yani sonuçta biz hepimiz bunun failleri olmaya başlıyoruz. Burayı anlıyorum ama genel olarak bunu ikinci bölümde mi konuşuruz? Yoksa buradan mı bir şekilde başlayalım bilmiyorum. Yani bir genel bir ağlaklık hali yok mu toplumda? Bir mesela insanların toplamda daha iyimser olmalarını sağlayacak, daha pozitif bir adım atmalarını kolaylaştıracak bir şey olmayacak mı? Böyle bir talep etmeyeceğiz mi yani? Yani bakıyorum ben mesela hep bir hayıflanma edebiyatı. Ondan sonra bakıyorum hep bir şikayet. Ama ne şikayet? Ne şikayet yani? Mesela derdiyle yaşamak. Bu derdiyle yaşamak üzerine bir iki kelime ettiğin zaman ne yani diyor? Bunları meşrulaştırıp makul bir şeye sokuyorsunuz. Oysa bununla mücadele etmek, savaşmak bilmem ne lazım diyor. Bu sefer kişisel kanaatim şu. Sözüm ona bunlarla savaşarak alt edebileceğini düşünenler de kat kat acılar yaşıyor. Bunun altında kalıyor yani. Çok berbat sorunlar yaşıyor. Bu toplumun tamamına sirayet etmiş bu soğukluk. Soğukluk. Yaşamı karşılama konusundaki bu ciddiyet. Bu iyi bir şey mi ya? Yani moderni bir tarafa atalım yani. Evet. Ve biraz sonra da düğünlere falan geleceğim. Yani mesela ben size soracağım biraz sonra. İkinci bölümde sana. Müslüman düğünleri nasıl bir şeydir? Müslüman düğünlerinde neler oluyor? Yani ben taşra Müslüman düğünlerini yine takdir ediyorum. Kim Müslüman kim değil tartışmasına girmek çok nezaketsiz bir şey olur. O değil benim anlatmak istediğim ama dini yükümlülük ve sorumluluklarının bilincinde olduğunu düşünen tırnak içinde insanların mesela eğlence pratikleri nasıldır diye geleceğim oraya. Bunu herhalde konuşursak çok insanın yarasına da parmak basmış oluruz. Buyur Müyamun Hocam. Buraya ya, gelmedik yalnız. Şimdi bu tırnak içinde savaşmak ifadesini kullandınız. Bu çok önemli bir yerde duruyor. Bu da aslında bir nevi aslında hani ben merkezli dünyanın bir getirisi. Mesela bugün de pandemiyle savaşıyoruz. Kanserle savaşıyoruz mesela. Hep bir şeyle savaşıyoruz. Dün de savaşıyorduk. İşte yok ama şimdi savaşmak başka bir şey. Yani savaşmak aslında bunu ben yapıyorum. Bu benim yaptığım bir şey. Benim eserim. Yani ya da yoklukla savaşarak zengin oluyoruz mesela. Zenginlikte o zaman bizim eserimiz oluyor. Mesela orada nasibi, mesela zenginlik konusunda da nasibi bir şekilde geri atıyoruz. Hocam şu nasibi not alalım mı? Yani onu geri atıyoruz. Ya da ilim konusunda mesela kitaplarla boğuşuyoruz, kitaplarla savaşıyoruz. Sonra alim oluyoruz. Yani bu böyle bir şey değil dünya.
Yani savaşarak kazandığımız bir şey değil. Yani bu mücadele etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Tabii ki mücadele edeceğiz. Tabii ki sorumluluklarımız var. Mesela bir arkadaşım anlatmıştı. Bu çok ilgimi çekmişti o zamanlar. İşte ilk evlendiklerinde işte bir zaman sonra ilk aldıkları eşyaların biraz eskimeye yüz tuttuğunda eşi işte yani işte koltukları değiştirelim mi, işte perdelerden başladık diyor değiştirme mevzusuna. Sonra mesele halılar, koltuklar falan gidecekti, baktım mesele başka yere gidiyordu. Tuttum diyor, eşimi şey yaptım diyor, işte bir hasta ziyaretine götürdüm. Sonra bir hasta ziyaretine daha götürdüm diyor. Sonra diyor bir daha ne halıyı konuştuk, ne koltuğu konuştuk, hiçbir şey konuşmadık diyor. Hasta ziyaretleri, işte onun derdi. Bakın o dert sende neşe oluşturuyor aslında. O dert, ha işte oradaki o paradoks, paradoksal gibi görünen bir şey var orada. O derde çare olabilmek, o derdi bir şekilde hani karşılayabilmek. Aslında senin neşen baktığımızda. Birine yardım etmek. Birine yardım etmek. Yanında yer almak. Birinin yanında yer almak. Derdine ortak olmak. O zaman olmak. Neşen koltuk olmuyor. Neşen işte orada koşturduğun işler oluyor. Yaptığın şeyler oluyor. Yaptığın iyilikler oluyor. Aslında işte orada da en fazla gülümseyebiliyorsun. Yani kahkaha atmıyorsun. Sadece gülümsüyorsun. Ama bak başta şey bir ara dedi ya hale şükretmek falan dedi. Bak abi işte orada onu beyefendi taktik olarak düşünmek ki bu taktik olarak da düşünülebilir. Eşyayı yenilememenin taktik ama yani hale şükredebilme ve nasipte olandan faydalanabilme bu neyi kanaati getiriyor. Buna rıza ya da razı olma hali kendinden yukarıdakilere baktığında seni tırmalıyor hırsla başka yetiş bir şeyle onlara. Mücadele, yetiş. Savaş başka bir yolla tartarken sürüklerken kendinden daha aşağıda bu aşağı şey anlamda artık sınıfsal, ucu, kültürel, sınıf, yani varlık, şey, yani, varlık anlamında. Hali şükretmeni sağlayacak her türlü bakış diyelim biz buna. Oraya gittiği zaman ya koltuktan daha önemli şeyler varmış hayatta. Bununla ilgili hep şeyi söyledim. Böyle bir görsel paylaşılır. Afganistan'daki çocukların o atılan mayınlar, bombalar da çoğu dizlerini kaybetmiştir ya. Bir takma, protez, bacak sahibi olanların yüzüne yansıyan mutlulukla İşte bir başka refah toplumundaki çocuğun başka bir şeyle olduğu mutluluk karesini yan yana koyduğunda kimin gerçekten mutlu olduğu, kimin tatminsiz olduğu başka bir şey size ifade eder. Dolayısıyla bence burada nasiplenme işi var ya abi. Mutluluktan nasiplenme, huzurdan nasiplenme, bununla mutlu olabilme ve derdine sahiplenirken bile bunu gerçekten o dertle mutlu olabilmeyi göstermek müthiş bir erdemdir. Bunu her baba yiğit yapamaz. Yapamaz hakikaten. Ama yapabileceğimiz öyle anlar olur ki bunu, işte orada bizi görenler belki bizim üzerimizden kendilerini okuyarak ona erişebilirler. Burada da işte ne giriyor biliyor musun dostlar? İkinci bölümde söylerim belki hocam. Harvard'da şeyi yapmışlar, müthiş bir araştırma. Ben size de bahsetmiştim daha önce. 75 yıl sürmüş ya. Yani insanın mutluluğun kaynağı nedir diye. Onu ikinci bölümde konuşalım ama bir şey var. Yani mutluluğumuzun kaynaklarına sahip olduğumuz anda inan onu yükseltirken otomatikman acı, hüzün, nefret, kötülük, dert yani neşemizi kaçıran her şey bizi hüzünlü kılacak her şeyi de aşağı indiriyoruz aslında. O zaman o kaynaklara sahip çıkmak ve görünür kılmak bizim için ideal olandır diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, birinci bölümün sonuna geldik. Birazdan konuyu bakalım daha da derinleştirebilecek miyiz? Biraz benim zihnimde de onu derinleştirme arzusu var. Ama ister istemez tabii konuyu biraz hem entelektüel hem akademik hem de gündelik hayattaki farklı formları içerisinde ele almaya çalışıyoruz. Bir sonraki bölümde bir araya gelmek üzere. Ara veriyoruz.
kalplerin yumuşadığı, sofraların bereketlendiği, bin aydan hayırlı, rahmet ve bereket ayı Ramazan. Tahir İnan'ın sunduğu sahur sevincinde evlerinize konuk oluyoruz. Sofranızda bize de yer ayırın. Sahur Sevinci bu gece 2'de Wow TV'de. Dinimizin insan ilişkileri, ahlak ve erdeme dair öğretileri, İslam'ın ahlaka ilişkin temel kavramları. Kamil Yaşaroğlu'yla İnsana Değer, yarın 13.30'da Wow TV'de. Aşkı içinde saklayan sözleri görmek için Wow TV. Dinimizin bilgi ve hikmet dolu güzelliği, medeniyet ve coğrafyamızın zenginliği, kültür ve sanatımızın inceliği, tarihimizin değerli birikimi. Gerçek bilgi, doğru yorum. Wow TV. Şöyle bir şey yok mu yani, ben mesela bir neşenin de bir kültürel arka planı var. Olmaz mı? Herkesin ayrı neşesi benim, var. Benim mesela kendi neşemi ortaya koymam, onu somutlaştırmamın da arkasında kabaca bir kültürel referans bölgesi var. Din var. Evet. Farklı inançlar var, sokak deneyimler var, mahalle tecrübe var, sokak var, mahalle var, zihniyet yapıları zihniyet var. Ve ben bunların bileşenleri içerisinde mesela nerede nasıl davranacağımı da öğrenmiş oluyorum. Bir cenaze evinde nasıl bir yüz takınacağımı, bir sevinç ortamında nasıl bir pozisyonda olmam gerektiğini, ne bileyim yani bir eğlence alanında somurtkan bir hüsün, oradaki tadı nasıl kaçıracağını, bunları falan ben şey içinde öğreniyorum. Kültürün, değil mi? Akışın, kültürün içinde öğreniyorum. Ama sanki bugün biraz bu yönlendirici kültürel mekanizmaların daha da sertleştiğini, sanki bize çok gördüğünü falan düşünüyorum. Böyle bir radikal bir soru sormuş olayım. Yani ben burada böyle ağzımızın tadını bulmanın, ne bileyim, neşeli olmanın çok yadırganır bir havası varmış gibi, böyle belki de ideolojik yönelimlerden kaynaklanan bir şey. Bu konularda ne düşünüyorsun Hüseyin Hocam? Ya bu konuda düşündüğüm şey şu. Yani biz mesela diyelim ki özellikle isterse gelenek olsun, isterse bir otorite olsun, isterse din olsun, isterse kültür olsun. Yani bu tabii ki yani her toplum içinde bunları dar kalıplarıyla, mesela dini de ibaha alanı neredeyse hiç yokmuş gibi tanımlayan bir sürü yorum var. Bu yorumların hemen hepsinin aslında bir nevi aslında insanı bir drama ve bir kendi içinde bir yasa mahkum ettiğini düşünenlerden. Yani bizim hayatımız sadece yasla geçen bir hayat değil. Sadece dramla geçen bir hayat değil. Sadece matemle geçen bir hayat değil. Hatta düşün mesela cenazelerde siyah giymiyoruz biz. Siyah giymediği bir derdimiz yok. Yok. Yani bizde yasın karşılığı siyah değil. Siyah değil zaten. Yeni böyle yeni cenaze ritüellerinde var. Ya da tam tersine her günü bir neşe günü vesilesi kılacak günlerimiz yok. İşte sevgililer günü, yok doğum günü, yok şu günü, yok bu günü diye. Yani böyle her günü bir neşe günü kılmaya çalışan bir çabamız da yok. Aslında gündelik hayat içinde, hayatın gündelik akışı içinde neşeyle ve içkin bir neşeyle bir anlamda. Hatta ona bazen işte tasavvufta işte neşve diyorlar. Yani hatta Batı dünyasında da bu aslında mesela Nietzsche bunu tragedya ile dram arasındaki ayrıma oturtur. Mesela o tragedya, trajedi aslında içinde acı da olan ama içinde aslında biraz neşe de olan bir şey. Ama bir taraftan dram dediğiniz şey tam gömülü bir şey. Mesela bizim dünyamızda da bazen buna benzer nüanslar oluşuyor. Mesela arabesk dışarıdan baktığımız zaman mesela arabesk aslında tamamen sanki içe gömülmüş bir acıymış gibi geliyor. Aslında tam öyle değil. Arabeskin farklı biçimleri var. Mesela arabeskin içinde neşenin de olduğu, aslında seni bir drama doğru götürmeyen, hani trajik dediğimiz. Hatta ben bence mesela
tipik bir Orhan Gencebay arabeski, tipik bir trajedi. Yani mesela Müslüm Gürses tam bir dram. Yani baktığınızda evet işte acıların çocuğu yani, ama mesela bir taraftan baktığınızda Ferdi Tayfur da ağlak. Yani şimdi mesela bu buradaki ağlamanın ağıdın, yani Anadolu'ya özgü yani ya da modern Anadolu ağıdı gibi bir tadı var aslında baktığımız zaman Ferdi Tayfur. Ama burada baktığımızda mesela bizim bir şekilde neşeyle tanıştıran, yani neşeyle tanıştıran, neşeyle yoğuran arabesk türlerinin de olduğunu görüyoruz. Yani aslında ister arabesk olsun, ister başka bir şey olsun, bizim hayatımızda neşeyle yoğrulmuş birçok acı var, birçok hüzün var. Aslında bunları yaşadığımız kadar, şunu söyleyeyim yani şeyde, bütün bu aslında neşeyi yaşayabilir kılan şey, hani siz diyorsunuz ya din aslında mesela bize nefes alacak alan belki bırakmadığı zamanlar oluyor. Aslında bir taraftan da şöyle bir tarafı var. Öyle yani, mi ya? Yani din mesela ya da gelenek mesela ya da işte otorite olmadığı zaman zaten o merhaleler kalkıyor karşımızdan. İşte o yüzden aslında dinin, geleneğin, otoritenin bize yüklediği sorumluluk alanları, bizi bir şekilde formatladığı davranış biçimleri içinde belli merhaleler, belli açıklıklar kaldığı için aslında o açıklıklar bizi neşeli kılıyor. Yani hatta belki de otoriteden zaman zaman kaçtığımız anlardır aslında bizi neşeli kılan. Yani mesela işte çocukluğumuzda babamız bizi teravihe götürdüğü zaman işte herkes secdeye gittiğinde kafayı kaldırabilmektir neşeli olmak. Hepimiz de var yani, değil mi? Öyle çocukluğumuz var. Sen de mi yaptın onu? Evet. Hepimiz yani, de var. Daha fazlasını da yaptım ama şimdi burada ya, anlatmaya gerek yok. Ben, yani, hakikaten ya. Ben de çok yaptım. Yani neşe dediğimiz şey budur yani. Yani işte orada merhaleler aş. Ama o merhaleleri açarken yine o dini, o geleneği, o otoriteyi sayarak açıyorsunuz. Yani tabii, aslında onlar var aslında. Ha, var. Kabahat olduğunu zaten, bile yapıyorsun. Evet evet. Var olmadığını güzel düşün. Kılan. Var olmadığını düşündüğün andan itibaren o bir haz oluyor. Hı. O bir artık komedi oluyor. O başka bir şey oluyor. O artık senin özgürlüğün oluyor. Özgürlük alanın oluyor. Yani başka bir şeye doğru gidiyor. İşte tam da bu nokta. Yani o çizgiyi kaçırdığımız yer aslında bir taraftan özetleyerek şunu söyleyebilirim. Yani bize hayatı zindan eden gelenek, bize hayatı zindan eden din, aslında otorite, neşenin kapısı. Aslında bizatihi neşenin kapısı. Evet, bunu anlayabiliyorum. Evet Ali abi. Neşeli ol ki genç kalasın abi. Evet, öyle bir şey vardı değil mi? Hakikaten neşeli ol ki genç kalasın, neydi? Arkası. Çocuk şarkısı. Bilmediğin zaman bizim oralar arkası bağ duvarı derler hocam. Tıkandığında böyle derler. Ya şöyle. Acaba şu anda mesela 8-10 yaşlarındaki bir çocuğu getirsek, şu hadi bize neşeli olmak nedir falan diye konuşsak ne diyecek bize? Onun neşeden anladığı ne? Ve benim çocukluğumdaki neşeyle örtüşebiliyor mu? Acaba nereye varır, nereye i̇şte savrulur? Benim problemim şu. Bizim kendi kuşağımızın standartlarını merkeze alarak onları mutlaklaştırıp, İşte bu doğru mu? Bu mutlaklık üzerinden çocukların dünyasına baktığımızda işin içinden çıkabileceğimizi sanmıyorum. Yani orada bir gerilim oluşuyor. Ama o çocukların da bir farklı bir dünyaya doğduklarını dikkate alarak aslında onları nasıl neşelendirebiliriz diye bir oturum yapmıyoruz. Sadece neşenin kuşaktan kuşağa nasıl evrildiğini ya da o insani olan formun nasıl korunduğunu anlamaya çalışıyoruz. Üstad, o, bak, onun üzerinden şöyle gitmekte bir şey yararlı. Dikkatimi çekiyorum. Mesela ben çocukluğumda kedilerle, köpeklerle dostluk, ama bizim dostluğumuz vahşi bir dostluktu yani. Böyle birbirimizi parçalayan bir dostluk da olurdu. Ama şimdi çocukların mesela merhamet temelli bir dostlukları var. Benim öyle değildi mesela. Severdik, ederdik köpeğimiz, kedimiz falan, ama yani gecenin bir vaktinde de, sabahın bir vaktinde de köşe köşe gidip su, yiyecek, ekmek falan koymazdık yani. Ama kedi bize gelirdi. Bazen kızar, bazen tekmeler, bazen beslerdik falan, ama şimdi bakıyorum çocukların daha sevgi, daha şefkat, daha merhamet dolu bir şeysi var. Mutluluk duydukları bir ilişkisi var. Çevresiyle, hayvanla, arkadaşlarıyla daha benimseyen. Acaba biraz da şu var tabii, aileler şimdi çocuklara biraz daha şey davranıyorlar. Fazlaca koruyucu mu davranıyorlar? Çünkü modernitenin getirdiği tehlikelerin sokak olayını yok etmesinden sonra çocuk sokak neşenin kaynağıydı. Sokaktaki sokak şimdi tehlikenin kaynağı.
tehlikeli. Yok bir de sokak yani. Metropolde nerede sokak, mahalle. Dolayısıyla koruyucu olunca işte belli bir alanda koruma, kollama içgüdüsüyle çocuk hakikaten akvaryumdaki balık muamelesi görüyor. Özenle, bezenle, her türlü adımı, havlusu, sırtı, osu, busu. Halbuki ne derlerdi? Çocuk değil mi ya? Düşecek, kalkacak, kanayacak, bozulacak falan. E bu mutluluk kaynağıydı bizim işte söylediğin sınırlar korumak, şey aşmak. Yani teravide yaptığımız o kabahatler ya da bizim mutluluk neşe kaynağımızdı. Kavgalar bile neşe kaynağımızdı yani. Ya biz şöyle hocam mesela... Ya bu toplum yediği dayağı bile keyifle anlatan bir toplum. Hayır biz şöyle yani neşeyi çok aşırı yerlerde arıyoruz. Yani modern toplumda. Mesela Spinoza'ya atfedilen bir şey var, bir cümle var. Der ki yani balık içinde yaşadığı sudan zevk almaya başladığı zaman, oradan sevinç duyduğu zaman aslında asıl neşe orada, o orada oluşan bir şey. Yani biz mesela içinde yaşadığımız sudan zevk aldığımız zaman, İşte içinde yaşadığımız otorite, din, gelenek içinde zevk almaya başladığımız zaman gerçek anlamda neşenin anahtarını bulmuşuz demektir. Mesela balığın suyun dışında bir hayattan zevk alması gibi bir hayata savruluyoruz. Modernite içinde. Yani suyun dışına doğru akmanın ya da suyun dışına çıkmanın bizi özgür kılacağını, bizi neşeli kılacağını, bize zevk vereceğini düşünüyoruz. Bu başka asıl sorun bu. Başka tür kalıplara işte girdirme aslında bu. Yani başka bir tür, yani sudan çıkardım başka bir kalıba, burada neşeli olmaya sağlamak. İşte çocuğu da var ya, biz mesela sokaktan çıkartıp başka bir dünyaya, akvaryumdan çıkartıp balığı koyduğumuz gibi koyduğumuzda çocuğun neşe kaynaklarını başkalaştırmış oluyoruz. Zemini de başkalaştırdığımız gibi. Şimdi ama hep çocuk üzerinden konuşuyoruz ama hepsi bu aslında bizim için de geçerli. Ya tabii yani biz de mesela üzerimizde mesela dinin, geleneğin, babanın otoritesini istemiyoruz. Aslında bu baktığımız zaman yaşadığımız sudan zevk alamıyoruz. Yani suyun dışında bir hayat istiyoruz. Sudan yükselen bir hayat istiyoruz. Senin arkandaki barkoda hep çok güzel çocuk şeyleri var da hep oraya gözüm takılıyor. Şu dişleri de gedik bir çocuk var ortada. Evet. Çok güzel bir fotoğraf seçmişler. Büyüsünler görürler diyor. Büyüsünler. Benim gördüğüm fotoğrafı da bana göre seçmişler. Somurtan bir çocuk. Ben bakamıyorum şimdi arkaya ama. Ya şu yüzlerdeki mutluluğun kaynağı abi. Mesela bak onlara var ya, yeni ayakkabı alsan şu kadar mutlu olmazlardı belki. Ya da en fazla bu kadar mutlu olurlar. İzleyiciler yani. Görebiliyor mu acaba o? Yani hakikaten şu mesela baksana ya, kendi orkestrasını kurmuş. Ya o çocuğun, benim de öyle kardeşim yani, benim mutlu olmam için yani ya benim midemin sınırı belli ya. İşte üstüme giyeceğim sınırı belli, ayağıma giyeceğim sınırı belli. Yani bunun sonlu olan bir şeyden dünyanın en büyük zevkimi almak gibi bir şey ne kadar olsun makul mantıklı olur. O zaman şöyle bir şey. Ben mutluluğu, huzuru bulduğum sürece neşeliyim, kafanı yorma. Tamam, o zaman ben Ali abi sana bir soru sorayım şöyle. O zaman neşeyi niye problem haline getiriyoruz? Ben problem etmiyorum. Yok bir şey anlamda problem etmiyorsun. Ama neşe niye böyle üzerinde konuşulması gereken bir problem alanı? Bugün onu kaybettiğimiz için mi konuşuyoruz? Abartılı bir neşe trafiğine maruz kaldığımız için mi onu konuşuyoruz? Yani neşe bizim yaşamımızda üzerinde durulacak, saatlerce konuşulacak bir olgu olmaya nasıl dönüşüyor? Ama bak, biz orada aslında başka bir şey var. Var, şöyle bak, biz aslında neşeyi konuşurken bizi neşeli kılacak şeylerle ilişkimizi sorguluyoruz. Biz bunu konuşuyoruz aslında yani. Benim açımdan huzur, mutluluk, sabır, kanaat, tevazu, dostluk, komşuluk, dünya ile, bu dünya ve öteki dünya ile ilişkilerim bana bunu sağlıyor. Bunu sağladığı zaman ben dertliyken bile neşeli olabilmenin yolunu bulmuşum demektir. Çünkü hayatın künhüne vakıf olmak gibi bir derdin oluyor. Evet. Onu anlama çabası yaşadığın neşeyi de anlamlı hale getiriyor. Çünkü ben biliyorum ki bu dünya sadece iyinin, sadece güzelliğin, mutluluğun olduğu bir dünya değil. Çünkü sabır ötekinin, yani kötünün, çirkinin, belanın, musibetin, acının, hüznün olduğu anda yapacağım bir şey, yine benim mutluluk kaynağım olarak ortaya çıkan bir duygu, sabır. İşte bunu inancım besliyor. Bunu kul olmamın bilinci besliyor bende.
İşte bu da benim anlamlı ilişkiler kurarak sabırla, şükürle. Mutluluğun kaynağını neşe olarak, tebessüm olarak, muhabbet olarak, ilişkilerimde samimiyet olarak yansıtmamı sağlıyor. Budur benim anladığım. Ben yani. Mesela kendi çok küçük, dar aile çevremde öğrendiğim bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün bunu o haliyle sürdürdüğümü de söyleyemem tabii. Ama şöyle bir şey vardı. Arada bir ev içinde kahkahalara varan muhabbetler olurdu. Yani üst kattan, alt kattan duyulan böyle biraz ayarı bozulmuş bir neşe ortamı olurdu. Ve annem bizi uyarırdı. Yani Allah sonumuzu hayır eylesin derdi. Bugün çok güldük derdi. Allah rahmet eylesin. Başımıza çıkacak var derdi. Allah rahmet başımıza eylesin. Çıkacak vardı. Allah sonumuzu hayır eylesin. Doğru. Allah sonumuzu hayır eylesin de yani çok uzun bir geleneğin, çok uzun bir kültürel hafızanın bir şeyi var. Uyarıcı etkisi var. Niye insan kahkaha attığında başımıza çıkacak var. O anda da eğer kazara bir şey olursa, o anda da bir şey olursa, mesela çocuk kafasını eşiğe vurursa, ne bileyim, sobanın kenarına çarparsa, kalorifer peteğine, hemen de derler yani, derlerdi. Bünyamin Hoca, başımıza çıkacak vardı. Biz bu gece çok güldük ona. Evet. Biz bu gece çok güldük. Dolayısıyla bu oldu. Buradan herhalde bir hurafeye varılmaz. Bu başka bir, ne diyelim ona, bir yaşama deseni. Yaşama. Ben buna şey diyorum ya, vahdet anlayışı. Yani çünkü biz biliyoruz yani bu kadar çok güldükten sonra acıyı da yaşayacağız. Yani bu aslında başıma işte güldüğümüz için gelen bir söyledim şey değil. Söyledim bu abi. Tam olarak formüle edin. Başımıza güldüğümüz için gelen bir şey değil. Ama biz biliyoruz ki yani önümüzde acı var. Yani hep, bu şimdi eğer hep kahkaha yok. Neşe varsa hep önümüzde yok. Acı var. Yok. Yani acısız bir dünya yok yani. Tertemiz bir dünyamız yok. İşte yani şimdi mesela. Şimdi bugünkü dünyamızda tertemiz bir dünya istiyoruz. Yani önümüz dikensiz olsun, kusursuz olsun dünya istiyoruz. Yani hatta bu bizde aslında bir nevi aslında mesela ikili ilişkilerimizde bile, arkadaşlık ilişkilerimizde bile bir espri diktatörlüğü yaratıyor. Yani esprili olmak zorundasın. Yani konuşurken de espri yapmak zorundasın. Maske. Yani espri yapmak için kendini zorluyorsun. Hayır. Yani bağlamı dışında kullanacağım. O yüzden şair kızmasın ama surat asmak hakkımız bazen. Ha, İsmet Bey. Yani baktığımız zaman. Yani evet surat da astığımız zaman olacak. Üzüldüğümüz zaman olacak. Hatta hüznümüzü paylaştığımız zamanımız olacak. Sadece esprileri paylaşmayacağız ki. Yani hüznümüzü paylaşırken de aslında evet az önce sizin dediğiniz gibi yani ağlayan bir tonda değil. Yani şükreden bir tonda. Mesela hüznümüzü paylaşabiliriz çok rahat bir şekilde. Yoksa ağlayan bir tonda paylaştığımız zaman zaten yani o kimliğimizi bir şekilde acının ve yasın ve matemin üzerine kuruyoruz demektir ki bence mesela bu belki de modern insan için ya da insan için en büyük, en tehlikeli yollardan bir tanesi. Çünkü bu çok fazla kin ve çok fazla hınç biriktiriyor. Yani eğer gerçekten yas ve matem üzerine ağlama üzerine bir dünya kuruyorsak çok fazla hınç ve kin biriktiriyoruz demektir. Ve bu hınç, bu içe dönük olan bir anlamda kin yani bizi yiyip bitir. Yani oysa neşe işte o hıncınızı da içinizden alıp götürüyor. Yani o kininizi de alıp götürüyor. Yani dünyayı neşe ve acıyla, neşe ve hüzünle peş peşe gelecek bir dünya olarak tasarlıyorsunuz. Ve ben onun için söylüyorum yani bir Müslümanın hayatında eğer vahdeti arıyorsak, vahdet dediğim şey bu. Hepsini beraber düşünüyoruz. Yani birisini yerine tercih etmiyoruz. Oysa modern düşünce birisini yerine tercih etti. Evet, mesela önceliyor. Ya da kalbin karşısına aklı koydu. İşte diyelim ki acının karşısına hazzı koydu. Yani ya acının içinde yaşadı ya hazzın içinde yaşadı. Ama işte hazzı önceledi mesela. Yani bu açıdan baktığımızda bu ikilikler dünyası, bu ikiliklerden birisini tercih ettiğimiz dünya aslında bize her defasında Müslümanın o vahdetinden, Müslümanın o birliğinden bir şekilde uzaklaştırıyor diye düşünüyorum. Ben bu konu üzerine neler var, neler konuşabiliriz, hangi bağlamları hatırlatmak zorundayız diye biraz tabii ki baktım. Baktığım şeylerin çoğunu da burada kullanamıyorum. Sizin söz akışının içinde bir yere aradan bir girmeye çalışıyorum ama böyle daha güzel gibi yani sizin yaptığınız daha hoş. Fakat şöyle bir şey var Bünyamin Hoca.
Bunun da bir fıkhı var, onu fark ediyorsunuz. Yani gülme dediğimiz, eğlence dediğimiz ama daha ortak bir kavram. Neşe dediğimiz şeyin de işte o tebessüm parantezinde nasıl olması gerektiği konusunda böyle bir standart ortaya koymaya yönelik bir çaba değil. Bir kalıp böyle gülünür, böyle tebessüm edilir anlamında değil. Ama onun da bir haddi aşma şeyi var. Yani o konuda da bir haddi aşma, sınırları zorlama, insan doğasının ötesine geçme gibi bir takım ayarlar var. Bence bunlara biz dikkat ederek büyüyoruz. Belki bunları öğrenerek büyümüyoruz ama göre göre çevremizdeki insanların bu konudaki tutumlarına bakarak biz kendi neşemizi de belli bir şeyde, bir çerçevede, estetik olarak korumuş oluyoruz. Bugün, yani demin de bahsettim, sanki biraz neşe yaşadığımız her eylemden, her deneyimden elde edilen bir mutluluk olmaktan çıkmış. Yani çok ters bir şey. Ali abi en başta söyledi ya, adam mesela bir borcu bir düzene koyar mesela. Düzene koyar, onu ödeme planlaması yapar. Belli bir sürede bunu yapmaya çalışır. Bir dereden geçer, ne bileyim. Yani o hayatındaki neşe, hemen her şeyin içine bulaşabilen neşe, bugün çok teknik bir şeye doğru evriliyor. Sahip olmakla ilgili bir şeye dönüşüyor. Sahip olmak, kullanmak, muktedir olmak, üzerine yani neşe artık insanın her durumda, mesela sabah kalktınız, sağ salim uyandığınızda eskiler bize, yataktan kalktığınızda şükredin demez miydi? Öyle büyümedik mi yani? Bir şeyi atlattığınızda, tamamladığınızda bununla ilgili bir mutluluk ifadesi belki elhamdülillah demek ve bunları zaten kültür olarak da yapıyoruz. Yani her zaman bilinçli yaptığımızı sanmıyorum. Artık o bizim için bir şey, bir tekrar. Ama bugün bunlar zorlaşmaya başladı. Yani belki önümüzdeki programda bunu daha detaylı konuşabiliriz. Ben neşenin zorlaşıyor. Neşenin bak şimdi arada bir cümle söyledim ya Üstad. Şimdi neşeyi yani mutluluğu gösterme hali ya da uyandığımızda bir şey olur. O mutluluğa sahip olmayı biz başkasına yaz. Aman bir sadaka ver oğlum. Şükür sadakası ver. Evet bakın onu unuttuk. Evet. Bu teşekkür etmedir. Bak neşeli olma haline teşekkür etmedir. Ya da musibetten kurtulmaya teşekkür etme halini o sevinci kahkahayla değil, tebessümle değil ama iç huzuruyla başkalarıyla paylaşabilme. Bir başkasını da mutlu edebilme kültürünü oluşturuyorsun dolayısıyla. Evet, çok, yani, görüyor musun yani şimdi? Sanırım hala o var tabii. Kurban kes. Kabul gören bir kurban şey. Kes. Bak şimdi bu da mutluluğunu paylaş, neşeni paylaş, sevincini paylaş. Niye? Bu şükürdür. Bu sabırla olan bir şeydir. Bak dert veriyor, sabrediyorsun. Daha beterinden koruduğu için deyip neşeye dönüştürüyorsun bunu ama kahkahaya gerek yok. Dediğim gibi hakikaten çok çok doğru. Tek boyutlu yaptığın zaman işin içinden çıkmıyorsun. Evet. Hep sevinme, hep mutluluk, hep zenginlik, hep güzellik, hep yüksek mi? Kardeşim hayat öyle hep teklerle gitmiyor ki. Hı. Vahdet hali var yani. Ya işte bir arada hocam, olma hali var. İşte bir nevi aslında olmadığı zaman bayramlığa seviniyorsun. İşte. Bugün mesela bayramlığa sevinen çocuk var mı? Bayramlık diye bir ifade kaldı mı? Size bayramlık alınıyor mu hocam? Yok hocam yok bayram böyle. Bayramlık diye bir ayakkabı, bayramlık diye bir gömlek. Hayır. Bak, yani en son ben bayramlık hikayesini çocuklarımla beraber herhalde 10 yıl önce falan. Ama sen yaşadın. Tabii ben yaşadım tabii. Evet. Her bayram öncesinde Konya'da saray çarşısına gidildiğini, Fatih çarşısına gidildiğini bilirim. Kişiselleşmiş olacak ama bir şey söyleyeceğim şimdi. Şöyle ben bu pandemi geçen seneki Ramazan bayramında çocuklar hepimiz evde tıkalıyız. Ya hanıma dedim ki apartmanda da 2-3 tane komşunun çocuklar var işte 3'er 5'er yaşlarında daha bu yaşlarda 3-4 boya kalem al, resim defteri al, işte balon al vesaire. Hadi sana zahmet. Ben de bir güzel bunları paketleyeyim, poşet moşet falan. Maskeli. Çocuklar cillen çaldık dışarı çıkmak yasak ama verdik yaptık. Bu kendi adıma. Kendi örnek, mutluluğu. Benim kendi mutluluğum ama bir şeyim de var benim. Derdimiz hayat ya. O hayatın içinde o çocuk bir bayramda maskeli bir amca bana resim defteri verdi. Dedirtmek, rol yapmıyorum. Vazife biliyorum bunu. O çocuk beni ömür boyu unutmayacaktır.
Ya hocam, ve bu mutluluğu paylaşmak için o da kendi vesilelerini oluşturacaktır. Mesela mutluluğu paylaşmak diyorsunuz ya, aslında orada bir şekilde neşeyi de çoğaltıyoruz. Evet. Siz neşe duyuyorsunuz ama karşınızdaki çocuk da neşe duyuyor. Mesela biz zannederiz ki mesela iltifat karşıdaki insanı mutlu eder değil mi? Ya da neşelendirir. Hayır. Sizi de mutlu ediyor. Yani iltifat ettiğiniz zaman, oysa biz çoğu zaman şöyle deriz. Ya mesela buna iltifat edecek ne var? Ya bu gayet doğal. Zaten yapmamız gereken bir şey. Yapmamız gereken bir şeyi yaptık. Hayır. Öyle değil işte. İltifat. Yani işte yemekten kalkarken iltifat. İşte marifeti iltifat. Evet, marifete iltifat. Aslında sadece karşınızdaki sevindiriyor. Sevindirmiyor. Sizi de sevindiriyor. Bu anlamıyla aslında neşeyi çoğaltıyor. Hı. Mesela evde gerçekten yani iltifat eden birisi, yani ciddi bir şekilde evin neşesini giderek çoğalttığını görüyoruz. Klasik genellemeye, yani mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Öyle yani, artırıyorsun bunu. Ve ya bu hakikaten ben hamd ediyorum yani Müslüman kimliğimize. Şükür halinde sevindiriyoruz. Sabır halinde sevindiriyoruz. Yani ne güzel bir şey ya. Alın sana size neşenin kaynağı yani işte. Ne güzel bir şey. Şimdi tabii pandemi süreci her şeyi darmadağın etti. Yani bu süreçte herhalde eski bildiğimiz şeyler yürümüyor. Eskisi gibi yürümüyor. Yani mesela işte sen iftara kimseyi çağırabildin mi? Yok abi. Kimseye gidebildin mi? Yok. Sağ ol. Gidemezsin. Çocuklar en fazla geldiler. Çekine da söylemiyorum. Ama işte çok önemli bir batarya eksik kalıyor. Evet. Hayatın çok önemli bir göstergesi eksik kalıyor. Mesela Ramazan'ın kendine özgü o sıcaklığı ancak Ramazan'da olan. Bayramın burukluğunu nasıl yaşayacağız geliyor işte. Evet, İki hafta sonra geliyor. Yani savrulmuş bir durumdayız. Mesela benim bütün ailem Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve bir araya gelmek gibi bir şeyimiz, hayalimiz yok şu anda. Yani düşünün ki bir araya gelmek ölümümüz oluyor. Hadi buradan da mutluluğun kaynağını çıkaralım. Allah beterinden korusun. Halimize şükürler olsun. Onun dediğimizde neşe oluyor işte. Evet. Ben tabii ki tam ne güzel örneklendirdin. Yani böyle bir durumda neye şükredilir düşünüyorsunuz? O duruma hayıflanmak, kuşkusuz hayıflanıyoruz ama onu abartarak onun içinde kaybolmak gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz orada diyoruz ki kul olan hamd etmeyi, şükretmeyi, sabretmeyi ama bilir. Ama işte iş orada yine birine bağlanmaya gidiyor. Bir yere bağlanmaya, bir yerin hayatımızdaki denetim. İşte yani bunu anlamlı kılamadığın sürece sorun yaşadın. Sen bir şey söylemiştin. Norveç mi dedin, Finlandiya mı dedin hani? Ha şey. Dünya, bak bunu söylesene. Yani şimdi anlamlı kılabilmek bağlı olmakla da alakalıdır. Şimdi buyur. Üstad o örneği ver istersen. Mutluluk endeksine göre bir ülke çok mutlular ama çok da intihar. Evet yani intihar oranlarında çok yükselme var. Hem de maddi bağımlılık anlamında değil mi? Sahip olma, oradaki şeyler, oradaki mutluluk daha çok güven ve malik olma üzerine kurulu. Evet. Onda da bir mutluluk göstergesi okunuyor. Demin neşe kavramını analiz ederken modern dünyanın bizim bu olağan eğilimlerimizi nasıl da bloke ettiğini, nasıl dönüştürdüğünü, nasıl manipüle ettiğini ele aldık. Hem Bünyamin Hoca hem Ali Büyükaslan Hoca. Bu konuda birbirini besleyen, birbirini takip eden örnekler verdiler. Şimdi bizim neşemize ne oldu diye bir soru sormak istiyorum. Bizim neşemize ne oldu? Madem bir neşeden söz ediyoruz, o halde bu neşe nereye kayboldu? Çok da fazla modernlikle veya modern dünyanın iktidarıyla yüz göz olmadan bunu insani varoluşsal bağlamlarda konuşalım istiyoruz. Buyurun Bünyamin Hocam. Yani yine sözü bana verdin, yine başka yere gidecek. Hadi bakalım. Cümleler. o yüzden hocam şimdi Sakarya'ya gel, Adapazarı'na gel. Evet, evet. Avrupa'ya gitme. Şimdi şöyle bir şey var. yani gerçekten mesela son dönemlerde kendi gençliğimden de hatırladığım şey odur. Mesela Müslümanlar olarak düğünlerimize yansıyan bir matem havası var. Yani oysa şimdi de mesela biraz daha farklı. Bu sefer giderek daha konsept olarak
sırf eğlenceye dayalı. Matemle taverna arasında evet, geliyoruz. Bu güzel bir ifade oldu gerçekten. Evet, matemle taverna arasında bir şekilde gidip geliyoruz gerçekten. Şimdi ikisinin ortasında bulamadık. Yani çünkü biz biliyoruz ki matem nasıl bizi aslında neşeye çıkarmıyorsa aslında taverna da bizi neşeye götürmüyor. Yani ikisinin ortasında bir yeri, bir dengeyi, bir gülümseme noktasını bulmamız lazım. Kahkaha noktasından daha ziyade bir gülümseme noktası oluşturmamız lazım. Somurtmamamız gerekiyor. Ama kahkahayla da karşılamamamız gerekiyor. Yani işte o gülümseme dengesini bulmamız gerekiyor gerçekten. Mesela bu anlamda yine evet Avrupa'ya gitmeyeceğiz dedik ama ben yine de biraz Nietzsche'ye başvurayım. Mesela Nietzsche şey diyor. Nietzsche zaten arada bir bizi selamlıyor. Evet, Nietzsche şunu söylüyor. Çok ilginç bir hikaye. Mesela daha Apolloncu, daha dengeli. Mesela sazların telli sazlar olduğunu söylüyor mesela. Lir mesela. Hatta bizde belki saz daha dengeli bir şey. Elektrosazdan bahsetmiyorum. O başka bir şey. Ama enstrümandan bahsediyorum. Enstrüman. Hayır. Elektrosaz o başka bir dünya. Fıtratı tabii. Bozulmuş o başka bir dünya. Saz. Fıtratı bozulmuş bir saz. Hı hı. Ama mesela daha diyeyim ki hazza dayalı, daha arzuya dayalı enstrümanların ise üflemeli çalgılar olduğunu falan söylüyor. Ama mesela düşünün bizim dünyamızda aslında sazla üflemeli çalgılar arasında bir yerde duruyoruz. Hatta çoğu zaman bizde daha çok ön plana çıkan şey aslında tef ya da vurmalı çalgılar. Yani ya da işte diyelim ki ne diyeyim, ritim aslında ritim. O ritmi istiyoruz hayatımızda. İşte o ritim bence gülümsemenin kendisi. Yani mesela biz dikkat, bizi yakalayan ses. Bizi yakalayan ses o ritim aslında. Mesela dikkat ederseniz işte taşradaki düğünlerimizde, köydeki düğünlerimizde ritmi davul sağlarken aslında insanları oynamaya kaldıran zurna oluyor. Yani yerinden oynatan. Yerinden oynatan üflemeli çalgılar oluyor. İşte biz aslında yani telli çalgılarla üflemeli çalgılar arasında bir denge noktasını kendi düğünlerimizde, kendi neşemizde, kendi neşvemizde yakalamamız gerekiyor. Bence tef ya da vurmalı çalgılar, özellikle tef, aslında içinde hep hüznü barındıran ama aynı zamanda içinde yani neşeyi de barındıran bir tarz olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ben müzikten çok iyi anlayan birisi olarak söylemiyorum. Çok da anladığımı söyleyemem müziğin genelinden. Ama ben baktığım zaman şunu da görüyorum. Evet, biz düğünlerimize yansıyan bu matem havasında, şimdiki düğünlerimize yansıyan taverna havasında aşmamız gerekiyor. İkisinin ortasında bir yol tutturmamız gerekiyor. Yani matemle düğün olmaz ama taverneyle de düğün olmuyor. Ya düğün... Çok oldu sen düğün yapalı Ali abi. Evet. Nasıldı? Ya benimkisi düğün gibi olmadı ya. Niye bilmiyorum yani. Şartlar evet. Mı öyle getirdi? Düğün matem. Yani, matem de değildi bilgi ama... Bilgi yarışması mı? Hocam ya niye... Ya nereden buluyorsun bu sözleri? Ya bilgi yarışması da değil ama biliyorum ne istediğini ben senin de. Yok ben ne demek istediğini biliyorum ama şöyle. Olmasını istediğim bir düğün olmadı ya. Daha iyi olabilirdi ama bilmiyorum niye öyle oldu. Ama şimdi düşünüyorum. Şimdi olanlardan bu mu olmasını gereken dediğimde de bilmiyorum. Ama bir şey sorayım. Düğün ve neşenin ilişkisini biz kuruyoruz. Demek ki düğün neşeli olmamız gerektiren bir şey. Hocam, ama biz onu bile neşesiz hale getirebilecek bir yapıya büründürüyoruz. Bu da acayip bir şey yani. Biraz, niye böyle? Biraz kendimizi fırçalayalım diye niye böyle mahalleye getiriyorum ama ustalıklı bir şekilde oradan hemen... Hakikaten biz nasıl başarıyoruz bunu? Yani düğün gibi güzel bir şey, mutluluk kaynağını bir böyle şey, asık suratlı bir insanların bir araya geleceği şeye nasıl dönüştürebiliyoruz ki ya? Böyle bu mutlaka bir ideolojik olur mu? Şeyi vardır hocam. Değil mi? Bir... Ya bu bence şeyle alakalı. Yani işte az önce de bahsettiğimiz o dinin ibaha alanını
çok dar tanımlamakla alakalı bir şey. Yani bir yerden... Hocam Kudüs'tekiler, Kudüs'te o kadar ağır esaret altında yaşayan Müslümanlar, yani artık onlar gündelik hayatların esaslı bir parçası oldu. Kudüs'te, Gazze'de yapılan düğünleri izliyorum mesela. İnanılmaz neşeli. Buyur. Buradakiler Kudüs adına inanılmaz matemli düğünler yapıyorlar. Bu Kudüs ve o hikayeye olan bir saygısızlık olarak lütfen karşılanmasın ama orada işte o senin tanımladığın bütün çalgıların devreye girdiği yani bir düğün nasıl olacaksa o yas halinde, o matem halinde onu o arada, o ara yerde onu yaratmayı başaran bir irade var orada. Kudüs yine Kudüs, Filistin davası yine Filistin davası ama orada direniş yine direniş. Lütfen bir bakın yani internetten. O sen ibaha dediğin alan aslında bize tanınan özgürlük alan değil mi abi? Evet. Niye sıkıntıya sokuyoruz? Bence niye Türkiye'de biraz bir soğutma var yani bir daraltma var. Yozlaştırma da olabilir ya. Bunun adına yozlaştırma da diyebiliriz. Bakın tabii. Helal ve haram sınırları başka bir şey ama o ibaha yani bize tanınan özgürlük alanında orayı bile küçültmek tuhaf bir şey ya. Yani şey bu bir tabii bir fıkıh oturumu falan değil. Bunu, yok değil canım hatta işimiz uzmanların o değil. Alanına girip de bizi haddimizi bilmeye ama ben düğünümde de mutlu olmak istiyorum ama hocam müsaade olarak, et ya. Kültür olarak yok yok ben seni. Evet onu diyorum söylediğini desteklemek için. Çalışıyorum. Hadi bunu diyor söylüyorum. Yani ama şu da değil hocam mesela düğünler. Sıkışmışlık hali yani. Mesela düğünler dediğimiz şey. Hani, bak bizim düğünümüz, benim düğünüm. Evet. Yani bir batılının yaptığının buradaki yeniden üretme reprodüksiyonu değil. Yok yok şöyle söyleyeyim. Şu andaki bölümü benim hanımın izlemesini istemem. Hiç istemem. Yani muhtemelen ya, onu meşgul edeceğim. Yani şöyle bir durum var mesela. Yani bizde hani hem giderim hem ağlarım. Aslında hem gülerim hem ağlarım demek aslında ne bir taraftan güzel. Da. Yani aslında düğündeki o dengeyi yakalamamız gerekiyor. Yani düğün sadece güldüğümüz bir yer değil. Sadece ağlanan bir yer de değil. Yani işte yani hocanın da tabiriyle matemle taverna arasında bir yeri yakalamamız gerekiyor. Evet gerçekten düğün bir taraftan da birçok insan için de hüzünlü bir yer. Yani ama hüzün bile düğünün içinde anlık bir hüzün. Yani ben mesela kızını evlendirmiş bir baba olarak yani bu hüznü ta derinlere kadar yaşayan birisiyim. Ama hüznüm işte o anla alakalı bir şey. O andan sonra o aynı düğünün içinde neşeye dönüşebiliyor. Yüksek yüksek tepelere ev kurmayıp ağlatırlar abi evet. Ama yani bu hüzün de mutlak bir hüzün değil. İşte aynı düğün içinde hem ağladığın hem güldüğün anlar oluşabiliyor mesela çok rahat bir şekilde. Mesela bazen düğünle alakalı fotoğraflara baktığım zaman işte kızımın düğünüyle alakalı mesela düğünün kendisinde güldüğümü görüyorum. Oysa yani oysa ben kendi halimi daha net olarak biliyorum yani. Ama düğüne belli yansıyan fotoğraflar hep gülen ki, fotoğraflar. Yani belli ki Bünyamin Hocam aslında normal olan üzerinde bir şey var. Baskı var. Biz onu öyle ya da böyle yani ister bunu moderniteye bağlayın ister dinin yeni yorumlarına bağlayın yani kısıtlayıcı yorumlarına bağlayın. Orada bir ölçüyü kaçırmışlığımız var. Yani evet. İki taraftan da. Tabii çift tarafta. Örfü de kaybetmişliğimiz var. Değil mi? Onun bir usulü var yani. Adam muaşeret örfle sağlanıyor evet. Zaten. Onu kaybetmişiz. Onu kaybetmişliğimiz var. O da böyle bizi daraltıyor işte yani. Oysa örf yani gündelik hayat içerisinde son derece makul, mantıklı, bize huzur veren bir alan olarak ortada duruyor ya. Yani. Ben kitaplardan birinde anlattım aslında. Ben çok garip bir düğünüm oldu. Yani benim düğünün kız tarafındaki hikayesi çok hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bir kahve, o zamanlar düğün salonu diye bir şey yok. Çok fazla uygulama yok. Böyle biraz geniş bir kahveyi işte havalandırıyorlar falan. Akşam sizin düğün salonunuz oluyor. Orada düğün yapılacak. Biz tabii dindar, dini hassasiyetleri olan, bunlar tırnak içinde her birinin anlamı var. Dini hassasiyetleri olan insanlar. Dünyada pek çok acılı hikaye varken bizim bu hikayeleri göz ardı ederek oturup düğün gibi yani neredeyse süfli falan yani düğün yapacağız ama ona da bir doğru düz bir maneviyat üretemiyoruz yani düğün işte.
Bizi oturttular bir sandalyeye. Eşimle aramızda inanılmaz bir mesafe var. Yani mesafeli oturuyoruz. Orada bir de evleniyoruz ama mesafeli oturuyoruz falan. Millet ne der? Çünkü kendinize yüklediğiniz temsil, kamusal alanda burada eğer ufak tefek bir çıktığı bir tuhaflık olursa bundan kimin nasıl zarar göreceğine dair korkular, çekingenlikler. Yani kendi içinde üretilmiş onlarca baskı hocam. Bir de 12 Eylül sanki düzenlemiş, 12 Eylül yöneticilerin düzenlediği gibi bir kaset ama kaseti de parçalar çok itinayla yerleştirilmiş. İşte orada o çalıyor ama kimse cesaret edip de... Marşlarla düğün yapıyorduk hocam. Onu anlatmayayım onu. Bizimkinde yoktu, bizde marş yoktu. Neyse. Fakat ben işin garip tarafı, ben bu durumdan memnunum. Bunu söylerken hani nereden düştük böyle bir şey değil. Tam tersine düğünün bu formatını belirleyen benim zaten. Ya işte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Biz o formata nasıl çekildik? O format nasıl bizim gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir pratiği gibi üstledik. Ondan sonra neyse bir komşulardan bir hanımefendi geldi. Tabii burada o netlikte anlatmam mümkün değil. Dedik ya burası düğün evi mi yoksa cenaze evi mi? Yanında da bir kaset getirmiş. Hemen teybe koyuverdi. Ondan sonrasını anlatmayayım yani. Ya şimdi şöyle bir şey var. Aslında bizim neslin yaşadığı bence önemli kırılmalardan bir tanesi. Yani şöyle bir şey. Aslında yaptığımız şeyin hani geleneği yeniden yaratmak, geleneğe yeniden dönmek olduğunu zannederken bildik anlamda modern bir form oluşturmuşuz. Yani aslında bildiğimiz hatta oldukça da selefice bir form oluşturmuşuz. Yani bir nevi aslında geleneği kıran, örfü kıran, hatta bunları kırdığı için de çevresindeki birçok insanı kıran bir form oluşturmuşuz. Yani öyle bir şeydi işte ya o gelenek o olmasın. Bu gelenek, bu örf, bu saçma, bu olmasın derken aslında düğünümüzde ortaya son derece sonra tatsız tuzsuz bir şekilde ucube, kalmış geriye. Belki ucube. Yani ucube demek daha doğru, evet. Oysa mesela işte hep onu söylüyorum. Geleneğin akışına bıraksaydık, örfün kendi akışına bıraksaydık yeniler kendimizi, belki de daha mutlu olacaktık. Belki de daha neşeli bir düğünümüz olacaktı. Örfün ve geleneğin içinde. Mesela şimdi Bünyamin Hocam, sana mı sorayım Ali abiye mi? Önümüz bayram, ne olacak? Bizim bayram pratiğimiz yok muydu? Bayram pratiğimiz yok muydu bizim? Yani olmaz mı ya? Vardı. Nasıl olacak şimdi? Hadi bu pandemi sürecinin kısıtlayıcı şartlarını biliyoruz. Bunu bir tarafa bırakalım ama diyelim ki bitti inşallah o gün nasip olur. Mesela şimdiki bayram pratikleri yeniden nasıl ihya edilebilir? Üzerine fazla müdahale etmeden, yani Ali abi dediği gibi ucube bir takım pratikler eklemeden olağan bayram. Bayram mesela neşeli mi sence? Ben yine komşu çocuklarıma hediyelerini alıp maskeli gideceğim. Kapıdan zillerine basıp hediyelerini bırakacağım. Ben buradan bizi izleyenlere de bunu tavsiye ediyorum. O çocuklar bayramı bir şekilde mutlu yaşasınlar. Anılarında bir şey oluşsun. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Bir. İkincisi, kendi çocuklarımla yani işte yakın büyüklerimle, işte küçüklerimle, beni arayanlarla daha samimi, daha karamsar olmayan, çünkü insan her şartta kendisini çok çabuk adapte eden bir varlık. Öyle yaratılmışız. Bir yıldır bak içeride tıkılı kalıyoruz ama burada da yaşıyoruz bir şekilde. Kimimiz acı çekerek, kimimiz hiçbir şey hissetmeyerek, kimimiz de ne oluyoruz diyerek vesaire kendimizce. Ama bu var. Bayramı da biz bunun içerisinde anlamlı kılabilmenin yollarını arayacağız. Sevgi dilini, sıcaklığı, samimiyeti, o bayramın getirdiği mutlu olma halini, neşeli olma halini biz önce kendimize, ailemize, soframıza, komşumuza, telefonlaysa telefon, mesajsa mesaj, görüntülü aramaysa görüntülü arama, camdan kapı komşumuzsa balkondan ona seslenerek, sokaktaki selamun aleyküm, hayırlı bayramlar kardeş, mübarek olsun, nasıl gidiyor diyerek bu canlılığı yaşayacağız. Yani bunun kaçarı yok. Ne yapalım, perdeleri indirip ışıkları söndürüp eyvah bitti kaldık mı? Olur mu öyle şey ya? Varlığımızı ispat edeceğiz ama neşeyle, muhabbetle, çünkü bayram bu ya. Bayram bizim sevinçli olmamız. Bizimle birlikte bizim dokunabildiğimiz uzak yakın herkesin sevinçli olmasını sağlayacak bir dili göstererek, yaşayarak, söyleyerek, seslenerek, mırıldanarak oluşturmalıyız. Ben zaten
bayramda yaşadığımız sürecin hep böyle ol anlamına geldiğine inanıyorum. Evet. Yani bunda da öyle olacak. Pandemi de hiç değişmeyecek. Mübarek gecelerin, özel günlerin falan bize bundan sonrasında böyle yapalım. Evet. Mesela Ramazan'ın da öyle bir tarafı yok mu yani? Ramazan'ın bizi disipline eden tarafı aslında. Ya ben bundan sonrasında böyle yapın anlamına işte geliyor. Herhalde yani öbür tarafa doğru bizim kilometre hızlandıkça var ya, ben Ramazanların gelmesini dört gözle bekliyorum. Değil mi? Yani mesela 25-30 yaşlarımda bu kadar dört gözle bekliyorum değil mi? Hayır, Ramazan geldi ve kulluk yapılacak. Ama şimdi var ya, bir Ramazan daha geçirir miyim? Allah'ım bir Ramazan daha geçireyim inşallah. Evet. Bu bende mutluluğun kaynağı ya işte. Ölüm mü? Bana ne ya, zaten öleceğim. Kim ölmeyecek ki? Ali abi, hiç düşündün mü yani? Herhalde bu bayramda dağıtılan şekerlerin tamamını yiyecek halimiz yok. Yani, ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Köşeye saklayıp günlerce yediğimiz olur ha. Köşeye saklayıp günlerce yediğimiz olur. Her tarafımız şeker olurdu. Tabii. Bunlardan kaç tanesini yiyebilir insan yani? Hatta biraz dozu kaçıranlar da o günleri felaket geçirir. Onu da herkes biliyor. Ne derler? Bayram Bey derler. Ama mesela niye şeker? Ya şöyle düşünün. Şekerin acayip bir metaforik anlamı yok mu yani? Tatlandırıyor. Hepimiz bunu yiyecek halimiz yok. Yani gittiğimiz yerde lokumdu, şekerdi, ne bileyim başka. Ama şey ya, bir zamanlar hayatımızda şeker çok azdı. Yani tatlandırma değil sadece. Yani gerçekten az olan, nadir olan bir şey olduğu için aslında çok değerliydi. Şimdi bu kadar nadir olan bir şey değil şeker. Ama şöyle bir şey var. Yani bayramda asıl olan şey galiba sevinç yaratan şey. Yani bir araya gelmek. İşte mesela bu pandemide belki de yaşamakta zorlanacağımız şeylerden bir tanesi bu. Bir araya gelmek bize müthiş bir sevinç yaratıyor. Ben mesela kendi çocukluğumu da hatırlıyorum. Şimdi de mesela bir baba olarak mesela çocuklar bana geldiği zaman, yani işte tekrar bir araya geldiğimiz zaman, büyük aile toplandığımız zaman bayramın neşesi geliyor. Kendi başına bir bayramın neşesi falan olmuyor aslında. Yani işte biz kendi başımızayız yani. Bir araya geldiğimiz. İkincisi, paylaştığımız zaman yani çok ciddi bir şekilde neşe oluşuyor. Mesela bizim yaşadığımız, yani benim büyüdüğüm köyde bir adet vardı. Mesela biz hala devam ediyor adet. Arife günleri, öğlen namazından sonra mezarlığa ziyarete giderdik. Tabii çok önemli bu. Ama bireysel değil. Yani ailesel de değil. De değil. Ölüm önce selamlanıyor. Bu tamamen bütün bir köyün yaptığı bir ritüeldi. Yani bütün bir köy. Çok yerde var bu. Ondan yani. Sonra köy toplandı. Biz de bayram namazından sonra gidiyoruz. Bu Arefe'den de gidiliyor. Ramazan bayramında biz de namazdan çıkılır. Bazı belediyeler otobüs bile kaldırıyor bu işler. Biz de Arefe'de yapılıyordu. Arefe günü yapılıyor. Hala yapılıyor. Ama çocuk olarak bizim hissemize düşen daha büyük bir şeydi. Yani çocuk olarak bizim hissemize düşen şuydu. Arefe günü. Mesela o yüzden Arefe günü öğlen namazı biz köyde olmak için İstanbul'da yaşadığımız zamanlarda bir de koştura koştura gitmeye çalışıyorum. Arife'ye yetişirdiniz. Arife'ye yetişmek neden? İçin. Niye? Çünkü Arife dediğin şey her şeyi paylaştığın bir yerde. Mesela o zamanlar tatlı. Hani siz telaş günüdür Arife ya. Siz diyorsunuz ya işte çikolata. Telaş günü ya. Silinmeyen yerler silinir. Köyde mesela çikolata şeker yok. Yani daha şeyde ne var? Yufka yapıyordu kadınlar. İçine de un helvası koyuyorlar. Aslında o da un yani. Un helvası koyuyorlar. Çok güzel. Ama daha ilginç olan şey şu. Mesela bunu biz götürüyorduk şeye. Mezarlığa. Mezarlıkta büyük amcalar vardı. Bu büyük amcalar şunu yaparlardı. Herkesin yufkasını içinden un helvasını çıkarırlar. Yufkaları bu tarafa, helvaları bu tarafa koyarlar. Sonra bunları tekrar birbirine karışık bir şekilde tekrar koyarlar. Sonra bunları çocuklara dağıtırlardı. Tatları yani kimin yufkası kime geldi, kimin helvası kime geldi. Kiminki tatlı, kiminki ekşi. Yani çok belli olmadı. Toplumsal ama ayar. Mesela bugün de mesela. Aşure gibi hocam. Bugün de mesela benzer bir şey mesela. İşte çikolatalar üzerinden yapıyorlar. İşte herkes getiriyor. Mesela elinizde bir poşet çikolatayla geliyorsunuz. Ya da bir şey. İster kutuyla gelin, ister poşetle gelin fark etmeyin. Orada kocaman bir kazan var. Kazan işte leğen var neyse. İçine boşaltıyorsunuz. Kocaman bir amca geliyor. O amcalar çok meraklı o şeylere. İşte karıştırıyorlar onu. Sizi güzel hafızayla buluşturuyorlar aslında. Evet. Çocukların yaptıkları işi anlamlı hale getiriyorlar. Onları her çocuğa dağıtıyor. Bir taraftan işte büyükler Kur'an okurken, büyükler işte bir anlamda işte Yasin falan okurken, çocuklar da bir taraftan işte kendi nasiplerine düşeni alıyor. Şimdi mesela bu sevinç tarif edilmez bir sevinç. Çok mesela şimdi mesela bizim çocuklarımız
bu sevinci yaşamak isterler mi diye sorsak. Hayır, bu böylesine bir komik sevinç. Komik gelir. Evet, onlara komik mesela bir de çok böyle içe dönük yaşadıkları için şehirdeki evlerde. Yani böylesine bir dışa dönük hayat. Yani o taşladığın dışa dönük hayatı onlar için çekindikleri bir hayatta oluyor aynı zamanda. Utanıyorlar yani böyle hani hani bir başkasından çikolata almaktan utanan çocuktan bahsediyoruz. Evet, halbuki şivrileyebilirsiniz. Halbuki bir bize verilse diye dört gözle bakardık. Konya'da şivrilik vardır. Mesela başka yerlerde yoktur şivrilik. Yok bildiğim herhalde. Kadarıyla. Hı. Belki nerede bir iki yerde varsa şivrilikle ilgili çok güzel belgeseller de çekmiştik. Bizde de, özür dilerim Ali abi, bizim Artvin'de de şimdi yanlış söylersem hemşerilerim bana kızabilir ama harfana diye bir şey var. Aynı benzer ya, bir şey. Köy seyirlik oyunları var. Mesela Karadeniz'de var benzeri şeyler. Bayramda veya başka özel günlerde yapılır bilmem ama. Yani yöresel olarak fakat şivliliği böyle dini özel günlerle birleştirmek. Tabii. İşte yani, kandillerin başlangıcıyla ve bütün sokaklarda çocukların gruplar halinde bir coşkusu. Bu hakikaten acayip bir dünya. Hocam yani biz, ve hala ya, müthiş bir şekilde şey değil ben mi mesela, hocam, uygulanıyor, yapılıyor. Ben çok topladım. Ben şivrilik çok topladım. Mesela bazı evlerde çok kaliteli çikolatalar verirlerdi. Bazı evlerde böyle çok ucuz, hatta yersen zehirlenebileceğin şekerler. Bazı evlerde mesela kapı yüzümüze çarpılırdı. Necdet Hocam. Bazı zilleri açmazlardı. Bak sana bir tehlikesini söyleyeyim. Acayip bir sosyalist. Konya'da bizi izleyenlere de selam olsun selam buradan. Olsun. Şöyle ben Kayseri'yim ama Konya hayatımız Konya ayrı bir yere sahip. Hayat, her ikisi de benim ülkemi çok seviyorum. Şimdi bekar evimiz, öğrenci evindeyiz. 3-4 arkadaşız. Zil de çalıyorlar. Zile bastılar. Şivrilik, ilk defa duyum şivrilik ne ki falan. Bir sürü çocuk torba murba lan dedim. Herhalde bayram şeker. Nerede şeker? Hazırlık yok. Bilmiyorum. İlk defa kapı kaldık basılıyor. Onlara da tek tek ya, şeker vermeyeceksin. Para yani. Verdik. Para verdik. Hayatımızın hatasını yaptık. 10 kuruş, 25 kuruş o zaman neyse. Herkes damladı. Açmadık kapıyı. Yok para ki başka. Öyle ya, biz bilmeden bir para verdik. Yapmayın çocuklar filan ama açmadık kapıyı. Ama sonraki şivliklere hazır olduk. Gofretler, yani, çikolatalar, evet, şekerler, leblebiler vesaire. Çok güzel şeylerdi ya. Ben de neşeden nereye geldik ama iyi ki buraya geldik. Mesela sonradan şimdi düşünüyorum. O kapıyı açmayanlar, açıp böyle bizi güler yüzle karşılayanlar ya da açıp böyle savuşturanlar. Bunların hepsi de bir sosyoloji hocam. Şeye girdiğiniz. Dokunarak öğreniyorsunuz hocam. Tabii, yani tabii. Mesela yani neşe gerçekten dokunarak yani bir şekilde hissedebileceğiniz bir şey. Yani mesela düşünün ben çok değil yani bundan yaklaşık işte bir 30-40 yıl kadar önce kendi büyüklerimin, koskoca adamların, kendi gözümde koskoca insanların. Hep koskoca. Evet. Birbirleri arasında mesela yüsük oyunu oynadıklarını hatırlıyorum. Yani kocaman işte insanlar. Bize mesela çok o zaman da hatırlıyorum mesela çok garip gelmişti. Bu kadar büyük insanlar kendi arasında oyun oynar mı? Yani oyun oynuyorlar yani bildik anlamda. İşte yüsük oyununu bilir misin bilmem işte. İşte bir taraftan yüsük bulunur, bir taraftan saklanır, işte vurulur, bir taraftan bak. Mesela Anadolu'da bu tür oyunlar çok fazladır. Yani insanlar bir araya geldikleri zaman. Tabii. Yani ciddi bir şekilde çok var, bir oyun oynanır. Bazen hem kahkahasız, evet. Neşe, muhabbet, evet. Mutluluk, evet. Kaynağı işte ya. Yani ama dokunmadan herhalde neşe olmuyor. Dokunmadan belki haz neşe için dokunmamız gerekiyor gibi geliyor. Bu programın bayram civarında mı yayınlanacak bu program hocam? Yani, bayramı karşılayacağız. Evet. Şimdiden şöyle, kutlayalım bayramda. Yani bayramdan bir de şu var. Ya bayramların hakikaten kıymetini, muhabbetini, önemini, sıcaklığını, onun içinde ne olduğunu yaşayarak, bak anlatarak diyeyim, yaşayarak en yakın çevremizden, en uzak çevremize gösterelim. Çünkü bu bizi millet olarak, devlet olarak, ümmet olarak bir tutan çok önemli şey yapı taşlarından birisidir. Yani bunun önemini bizim hissetmemiz ve hissettirmemiz inan ileriye de geleceğe de hakikaten çok daha umutla bakmamıza yol açacaktır. Çünkü yani her devir kendi döneminin şartlarında yeni şeyler getirir, oluşturur ama hiç kaybolmayan şeylerin başında bayramlar gelir. Ama bayramlar tatil olduğu zaman olmuyor. Yok hocam işte evet çok haklısın. Yani bayramlar çok tatil haklısın. Diye algıladığımız zaman o tatil dediğimiz şey başka bir şeye dönüşüyor. Yani artık sadece kendimizin zevk alacağı,
kendimizin haz duyacağı, hiç kimseyi takmayacağımız, hiç kimseyi tanımayacağımız aslında bir etkinliğe dönüşüyor. Bir etkinliği satın almış oluyoruz bayramda. Şöyle oluyor. Eğer bayram 3 gün falan olursa Ali abi, millet bayram yapıyor. Ama eğer başka diğer günlerle birleştirilip 7-8 güne falan... İçerisinde tatil olan bayram. Onu hiç kimse orada senin dediğin gibi düşünmüyor. Çünkü evet, orada başka bir tüketim kültürü devreye giriyor. Her neyse, programın sonuna geldik. Ben aslında şeyi de size soracaktım. Bu ciddi akademik muhabbetler, entelektüel müzakereler niye olağanüstü bir şekilde soğuk oluyor diye bir şey soracaktım. Yani ama aslında orada soğukluk yok hocam. Şöyle düşünün mesela. Soğukluk yok ama. Yani şöyle düşünün. Aslında neşenin farklı türleri var. Biraz sınıfsal türleri var. Tabii. Yani mesela entelektüellerin neşesi ironi. İroni aslında entelektüellerin onu neşe katarak katıyor. Neşe katıyor. Yakalıyor. Mesela diyelim ki burjuvanın neşesi, zengin adamın neşesi mizah. Yani oradan, mizahtan. Mesela entelektüel adam mizahtan çok fazla neşe devşiremez. Ama entelektüel adam ironiden. Mesela o şeyde sıradan insanın neşesi artık komedi oluyor. Yani neşenin bir taraftan da sınıfsal bir tarafı var. Yani bunu da şey yapmak durduğun lazım. Yere göre. Aslında o kadar ciddi değiliz. Sıkıntı şu. İroni yani gerçekten yani şey isteyen, entelekt isteyen bir şey. Yani işte belki de benim mesela yani şeyde akademideki en büyük yalnızlığım aslında ironiyi bir şekilde anlayabilecek entelektüellerle karşılaşmamış olmam. Sıkıntım belki de o. O beni çok ciddiyete kalkıyor. Ankara'ya gel hocam. Ankara çok ciddi bir şehir. Değil mi? Çok ciddi bir şey. Evet, böylece tamamlamış oluyoruz. Çok teşekkürler. Şey başladık, biraz böyle yukarılardan, hocam yine batıdan dolandırdı, Spinoza aman aldı geldi ama ben Sakarya'ya getiririm abi, Konya, Şivli'ye getiririm abi. Tabii, işin aslı. Ama dünyada batıda var, burada var abi. Çok değerli izleyiciler, programın sonuna geldik. Ali Büyük Aslan ve Bünyamin Bezici hocalarımızla neşe üzerine konuştuk. Yani sizler de fark etmiş olmalısınız. Neşe de yerinde duran bir şey değil ama neşemiz gayet güzel bugün. Ben de o bildik asık suratımdan epeyce bir uzaklaştım. Çok da güzel bir şey oldu. Bu vesileyle Ramazan bayramınızı çok içten arkadaşlar olarak kutluyoruz. Hep birlikte. Hepinize iyi günler. Nice bayramlara inşallah. Saygılar sunuyoruz.